Sevgili izleyiciler, günaydın. Tarihler 15 Ekim'i, günler Salı'yı göstermekte ve TV52'de yeni gün programı başladı. Saatler 07.03. Birkaç dakikalık gecikme için kusura bakmayınız. Ama biliyorsunuz yoğun İstanbul trafiğinde stüdyoya yetişmemiz diye başlayan bir cümleyle devam etmek isterdim sözlerimi. Hayır, sevgili izleyiciler, şu anda Ordu Şehir Merkezi'nden, ana stüdyolardan bu yayını gerçekleştiriyoruz ve yarından itibaren İstanbul'da Yenikapı'daki yapılacak olan Ordu tanıtım günlerindeyiz. Kameraman arkadaşım Selçuk, ana kumandada sevgili Sefat Yılmaz'la birlikte tam 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Yarın programımız biraz daha kısa olacak. Hemen onun bilgisini Sefat'a da Selçuk'a da paylaşalım. Yarın saat 09.15 itibariyle 2-2,5 saatlik bir program yapacağız. Çünkü dediğimiz gibi biz ve bütün ekip arkadaşlarımız İstanbul'daki ordularla, Marmara bölgesindeki, Sakarya'daki, Bolu'daki, Düzce'deki ordularla buluşmak üzere yola doğru çıkacağız, hareket edeceğiz. Bunun hatırlatmasını da yapacağız. Ve sevgili izleyiciler, dün akşam çok güzel, çok keyifliydi. Arkadaşlar, ne hissettiniz akşam milli maçı izlerken? Heyecanlandınız değil mi? Selçuk diyor ki, abi ben izleyemedim, hiç uyudum diyor. Evet, şu anda ekranı karşısında akşamki milli maçın coşkusuyla bizleri yine birlik ve beraberlik çatısı altında buluşturan Türk milli takımına, Şenol Güneş'e ve tüm futbolcularına bir kere daha teşekkür ediyoruz. Onlar dün yine Paris'ten asker selamlarını gönderdiler. Yine gururumuzu kabarttılar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Güneydoğu'daki Barış Pınarı Harekatı'na bir gönderme yaptılar. Bazen spordaki güzel gelişmeler, işte morallerin bozulduğu, sinirlerin yıprandığı ve işte Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz derken ortak bir paydada da bizi buluşturan çok önemli bir olgu oldu. Güzeldi, keyifliydi. Dün akşam için, dün gece için milli takıma teşekkür ediyoruz. Şimdi bakın, peş peşe iki tane ulusaldan haberimiz var diyelim. Çünkü Suriye'de yapılmakta olan Barış Pınarı Harekatı oldukça önemli. Gözümüz, kulağımız, kalbimiz, ruhumuz, her şeyimiz Suriye sınırındaki operasyonda, Barış Pınarı operasyonunda. Önce bununla ilgili arkadaşlarımızın bir değerlendirme haberini, ardından Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün Türkiye İş Konseyi'nde yaptığı konuşmayı ekrana getireceğiz. Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye'nin doğusunu teröristlerden temizlemeye devam ediyor. Havadan ve karadan teröristlere nefes aldırmayan Türk askeri operasyonu başarılı bir şekilde icra ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı yeni görüntülerde teröristlerin nasıl imha edildiği görülüyor. Milli Savunma Bakanlığı sivil yerleşim yerlerini hedef alan PKK, PYD, YPG'li teröristlere ait mühimmat ikmali yapan kamyonetin imha edilmesine ilişkin görüntüleri paylaştı. Paylaşılan görüntülerde mühimmatların bulunduğu tünele yaklaşan kamyonete içeriden taşınan cephaneliklerin görüntüleri yer alırken İHA'ların tespitinden hemen sonra cephanelik jetler tarafından havaya uçuruluyor. Şu ana kadar 700'e aşkın havan topu, evet, bizim ülkemize, ilçelerimize atıldı. 18 şehidimiz var ve bunun yanında 200'e yakın yaralımız var. 9 yaşında Muhammed'imiz şehit oldu. 9 aylık, pardon. Hani sivil öldürmüyorlardı bunlar. Ya bunlar her zaman sivil öldürdüler ya. Bunların sivil vatandaşlarımızı öldürmediği zaman mı var? Her zaman yaptıkları iş bu. Teröristin yaptığı iş bu. Peki biz şu ana kadar ne yaptık? Söyleyeyim. 40 milyar dolar biz şu ana kadar yaptığımız harcamalar. Hala da yapıyoruz ve yapacağız. Gelse de gelmese de yapacağız. Çünkü bizim medeniyetimizde, evet, bu tür darda kalmışların elinden tutmak var.
Değerli kardeşlerim, bu mücadelede 9'undan bu yana şimdiye kadar 550'nin üzerinde teröristi etkisiz hale getirdik. Ve bunların 500'ü ölmüş vaziyette. Bu tabii sabah 8.30 itibariyle. 26'sı bunların yaralı durumda. Bunların içinde 24'ü de teslim olmuş durumda. Evet sevgili Sefat, bugün tabela ne olsun dedik? Bugün tabela asker selamı olsun dedik. Biz de dün akşam Paris'te attıkları golden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne asker selamı gönderen milli takımı bir kere daha kutluyoruz, tebrik ediyoruz ve onlara biz de bir asker selamı gönderiyoruz. Ve tabii bu selamı da şu anda Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan tüm kahraman Mehmetçiklerimize de gönderdiğimizi bir kere daha hatırlatalım. Evet, gerçekten milli takım gururumuz. İzleyicilerimiz çok doğru söylüyorlar. Her şeyin bu kadar böyle stresli olduğu, gergin olduğu bir dönemde dün akşam yine bizleri onurlandırdılar, gururlandırdılar. 2020 yolunda, Euro 2020 yolunda çok önemli bir zafere, başarıya imza attılar Türk milli takımı. Sevgili izleyiciler, evet bu sabah canlı yayında sevgili Arslan Soy'dan konuğumuz olacaktı ama çok özel bir ani bir işi çıktığı için biraz önce telefon ile görüştük. Yarın sabah saat 08'de sevgili Arslan Soy'dan dediğimiz üzere normalde bu sabah canlı yayın konumuz olacak olan sevgili Arslan Soy'dan bizlerle birlikte olacak. Hadi bakalım, hala biz de mi uyanamadık acaba diyoruz. Şöyle yeni kalkmakta olanlar kendinize gelin. Günaydınlar efendim. İş yerlerini yeni açan dostlarımıza kolay gelsin. Günü geceden sabaha kavuşturan İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'nin birçok farklı noktasında nöbetten çıkmakta olan dostlarımıza, arkadaşlarımıza selamlar. Öğrenci kardeşlerimiz, hadi bakalım şöyle bir kendinize gelin. Dışarıda güzel bir hava var, keyifli bir hava var. Birazdan sevgili kameraman arkadaşım Selçuk'la birlikte, birkaç haber sonra biraz daha güneş yükselsin diyelim ama şehir merkezini gezenler, gelenler hatırlayacaklardır. Boztepe'miz var Ordu'da biliyorsunuz. Ordu'nun en güzel seyir mekanıdır. Şu anda Boztepe'nin başında sis var. Acaba diyoruz bu sis Gülyalı'da nasıl? Çünkü Ordu Giresun Havalimanı biliyorsunuz Gülyalı mevkiinde. İşte böyle sis olunca, Boztepe'nin tepesinde sisi görünce bugün uçağa gidecek olanlar, havalimanına gidecek olanlar bir kere daha bir düşünüyorlar diyelim. Evet, bugün Arslan Soydan'ı konuk alacaktık ama yarına kaldı. Altınordu Ziraat Odası Başkanı sevgili Atakan Akça da artık üreticiler tarafından piyasaya fındık inmediğini söyleyerek üreticilere teşekkür etti. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça artık üreticiler tarafından piyasaya fındık inmediğini söyledi. Şimdi evet, yapmış olduğunuz tespitler gayet doğru. Bizim tarafımızdan da yapılmış tespitler, aynı tespitler. Ama burada ben önce sizin aracılığınızla üreticilerime çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz fındık hasat sezonu başladığında burada üreticilerimize bir takım uyarılarda bulunduk. İşte dedik ki fındığınızı ihtiyacınız kadar pazara indirin. Fındığınızı ihtiyacınızın dışında indirdiğinizde emanete bırakmayın. Mümkünse eğer ihtiyacınız yoksa işte evinizde veya bir şekilde bir yerde saklayın. Kesinlikle emanete bırakmayın. Çünkü emanete bıraktığınız fındık sizin değildir artık. O piyasaya inmiştir. Piyasada ihtiyacı olanlar işlemini görecektir. Fındık fiyatınız da serbest piyasada yükselmeyecektir. Dolayısıyla dedik. Bu tür açıklamalarımız sonucunda bir de şunu tabii deklar ettik. En önemli şey buydu bizim için. TMO piyasadaydı zaten. Ve TMO
Allah nasip ederse fındık sezonunun sonuna kadar da piyasada kalmaya devam edecek. Dolayısıyla burada üreticinin zaten bir güvencesi var. Yani ben en kötü şartlarda fındığımı TMO'ya vereceğim. Çünkü TMO'nun kriterlerine getirdiğim an işte içindeki çürüğü, içindeki yabancı maddeyi, işte kuruluk ve nem oranını TMO'nun kriterlerine düşürdüğüm an hiç sıkıntı çekmeden TMO'ya fındığımı 16.50 kuruşa vereceğim. Artı bir hafta 10 gün süre içerisinde de ücretini alacağım diye bir güvencesi var. Dolayısıyla bu da bir etken oldu tabii üreticinin fındığını emanete vermemesi konusunda. Dolayısıyla bu uyarılarımıza dikkat eden üretici arkadaşlarımız, üretici kardeşlerimiz fındığını emanete getirmedi. Akça, emanete fındık verme olayının %70-%80 oranında azaldığına dikkat çekerken üreticilere teşekkür etti. Yani biz görüyoruz, birçok tüccar arkadaşımız var, birçok sanayici arkadaşımız var. Bunlarla da sohbetlerimizde geçen senelere nazaran %70'lere, %80'lere varan bir emanete fındık bırakmama var. İşte ben çok yakın bir arkadaşım, kardeşim diyeyim. Ondan aldığım bilgiye göre geçen sene bu dönemlerde 150 ton fındık emaneti olmasına rağmen bu sene 1 kilo olmadığını söylüyor. Dolayısıyla bu fındık için, piyasa için, üretici için çok önemli bir kriter. Dolayısıyla bu saatten sonra da üretici dediğimiz gibi TMO'nun alım yaptığına güvenerek fındığını ihtiyacı olmadığı zaman serbest piyasaya getirmeyecektir. Hatta siz gelmeden içeride yine bir sohbette fındığın şu anda 16-16,5 bandında serbest piyasada işlem gördüğünü teyit ediyoruz tekrar. Bu bizim için çok önemli bir gelişme. Dolayısıyla biz uyarılarımıza kulak veren, uyarılarımıza dikkat eden bütün çiftçilerimize teşekkür ediyoruz. Çünkü kendi menfaatlerine olan işlemleri hakikaten layıkıyla yerine getirdiler. İnşallah bundan sonra da bizim uyarılarımıza dikkat ederlerse biz fındığın en iyi şekilde değerlendirilmesi konusunda onlara yardımcı olacağız zaten. Borsanın fiyat açıklamadığına da dikkat çeken Akça, geçtiğimiz aylarda borsa önünde yapılan fındık toplantısına dikkat çekti. Orada da vatandaşların fındığa sahip çıktığını gördüklerini söyledi. Şimdi tabii o zamanki yazılan fiyat spekülatif bir fiyattı. İnsanları, üreticileri paniğe sevk edecek bir fiyattı. Biliyorsunuz biz Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekilimiz Cemal Engin'le beraber orada bir basın toplantısı da yaptık. Hatta binlerce insan katıldı o basın toplantımıza. Çok da kalabalık bir topluluk oluştu. İnsanların fındığına sahip çıktığını gösterdi bu da. Dolayısıyla o saatten sonra da borsa artık ne hikmetse şeyi yazmamaya başladı. Yani işlem gören fındığın hem fiyatını yazmamaya başladı. Ha bu tepki çekmiyor mu? Vatandaşlar bazen tepki gösteriyor işte niye serbest piyasanın şeyi yazılmıyor diye. Artık onun sebebini ben bilmiyorum. Onun sebebini borsa başkanlarıma veya yetkililere sormak lazım. Ama biz serbest piyasada fındığın deminki söylediğim gibi 16 lira, 16,5 lira bandında işlem gördüğünü biliyoruz. Sevgili izleyiciler, evet TV52'de yeni gün programı başladı. Biliyorsunuz 3. haftadayız. Bundan yaklaşık 3 ay öncesine kadar TV52'nin yeni yapılanması, yeni yayın dönemi ve yeni stüdyo planlaması ile ilgili olarak bir müddet sizlerden ayrı kalmıştık. İşte o ayrı kaldığımız dönemlerde fındıkta bir takım gelişmeler oldu. Konuyla ilgili konunun aktörlerini, yetkililerini burada hızlı bir şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Onu da hatırlatalım. Evet, günaydın mesajlarınız için teşekkür ediyoruz. Günaydınlar. Kolay gelsin efendim. Şöyle bir kalkalım, kendimize gelelim. Şu anda hastanelerde hasta olan ve bizleri sabahın bu saatinde hasta yataklarında izlemekte olan tüm güzel insanlara geçmiş olsun. Acil şifalar dileyelim. Dün büyüklerimizi ziyaret ettik. Benim de çok sevdiğim, aynı zamanda okul müdürlüğümü de yapmış olan, aynı zamanda da akrabam sevgili Sami hocamıza, Sami Çiçek'e geçmiş olsun, acil şifalar diliyoruz. Yine sevgili Canan Özsoy hanımefendi geçmiş olsun. Dün kendisini ziyaret ettik, büyüklerimizi arada ihmal etmememiz gerekiyor. Dün yine sokakta gittiğimiz dost sohbetlerinde, ya işte Barış Pınarı harekatı başladı ama ne olacak bizim bu af meselesi diyenlerle karşılaştık.
Emeklilikte yaşa takılanlar, biz artık ümidimizi kestik ama arada bizi de hatırlatırsanız, çünkü bu emeklilikte yaşa takılma bir gün size de takılabilir dedi. Biz de kendilerine, biz de benzer durumlardayız diyerek durumu hatırlattık. Biz de emeklilikte yaşa takılıyoruz, onu da söyleyelim arkadaşlarımıza. Esnaf arkadaşlarımızla, işi iyi olanlara Allah kolaylıklar versin derken, Ordu şehir merkezinde, Ünye'de, Fatsa'da, Perşembe'de de birçok iş yerinin kapanmak üzere olduğunu, yine Türkiye'nin birçok noktasında, Giresun'da, Samsun'da, Muğla'da, Adana'da ve İzmir'de telefonla konuştuğumuz arkadaşlarımızın sıkıntının hala belirli sektörlerde yoğun bir şekilde devam ettiğini söylediler. Esnaf kardeşlerimizin de işleri gerçekten zor. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sonu aylık haftasıydı. Esnaf arkadaşlarımızı özel günlerini biraz da buruk bir şekilde kutladılar. Sevgili Mehmet kardeşim, Mehmet Dinç, sana da teşekkür ediyorum. Bana böyle özel gündemleri ara ara hatırlatmanı da bekliyoruz. Evet, Türkiye'nin gündemi, ordunun gündemi fındık derken, fındıkta rakamlardaki yangın bu sefer biraz farklı bir şekilde oldu ama üzülerek bu haberi verelim. Giresun'da bir fındık fabrikasında yangın çıktı. Düşünseniz, o kadar çok, eğer fabrikanın içerisinde fındık var ise bu yangının daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğini hepimiz biliyoruz. İşte şimdi Giresun'a gidelim ve bir fındık fabrikasında çıkan o üzücü haberi ekrana getirelim. Giresun'da bir fındık fabrikasında çıkan yangında maddi hasar oluştu. Çaykara Mahallesi'nde bulunan organize sanayi bölgesindeki bir fındık fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve binayı saran yangına Giresun, Bulancak ve Esfiye Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ve yaralananın olmadığı yangında fındık fabrikası binasında maddi hasar meydana geldi. Evet, biz de arkadaşlarımızla tam yeni dekorumuzla ilgili dilek ve temennilerimizi söylüyorduk. Gerçekten yeni yayın döneminde sizlere daha güzelini, daha kalitesini sunmak için ekip arkadaşlarımız çalışıyorlar. Sağ olsunlar bana da bu güzel noktada yayın yapma şansını veren sevgili Sefat'a ve Selçuk'a da buradan şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum. Biz kendi aramızda şakalaşıyorduk. Dışarıda çok güzel bir ordu manzarası var. Sefat, hani bunu sık sık veriyoruz, sık sık gösteriyoruz ama izleyicilerimizden en fazla sabahın şu saatinde diyorlar ki ya böyle hareketli bir ordu türküsüyle ya da hiç fark etmez başka bir şey de olabilir ama şu orduyu bize bir sabahın şu saatlerinde gösterir misiniz diyorlar. Cemal Genç'e günaydın, Çatalpınar'a selamlar. Aşkın Yavaş'a ve Şuayb Karabay'a da teşekkür edelim. Şöyle bir, madem peki siz istediniz, biz gösteririz efendim. Şöyle bir tadımlık ordu görüntüsünü Selçuk'un kadrajından, Sefat'ın seçtiği müzikle sizleri şimdi baş başa bırakalım.
yaptırdım da narini kendi nesnime. Konaklar yaptırdım mermer direkli. Türkü ne güzel söylüyor. Hekimoğlu dediğinde narinim o da vuruldu. Biz de bu şehre, bu şehrin güzelliklerine vurulduk. Zaman zaman sizlerden gelen, sokakta izleyicilerimizin, vatandaşlarımızın söylediği birçok konuyu gündeme, ekranlara getiriyoruz. İşte geçen sene en fazla konuştuğumuz konu şu anda arkamızda bulunan bu görüntüydü. Bu görüntü otopark, konser ve fuar alanı olarak yapılan, etkinlik yapılması için planlanan noktanın otopark olarak yapılırken önce çevrede bulunan bütün ağaçların kesilmesi, sonra denizin doldurularak üzerinin asfaltlanması, ardından da ortaya inanın Türkiye'nin en manzaralı araba pazarı burada arkadaşlar. Gelin, bekliyoruz. Arabalarınızı Ordu'nun en güzel koyuna, Mayıs Limanı dediğimiz sahiline, Rüsum Atanıtımızın yanına, İşte hani o Hekimoğlu türküsünü biraz önce sevgili Selçuk'a teşekkür ediyorum. Ordu'yu gösterirken o kadar keyifli, o kadar güzel bir görüntü vardı ki güneş bir taraftan doğmuş, denizden yansıması geliyor. Ağaçlar zaten sonbaharın etkisine girmişler. Her şey çok güzeldi. Kameramız geldi, geldi, geldi. Bu görüntüyü görünce dedim ki seçimden önce gelen tüm adaylara şu soruyu sordum. Efendim, karşıdaki televizyonumuzun ya da büyükşehir binasının karşısındaki otopark ne olacak? Sevgili Hilmi Güler cemiyet ziyareti sırasında, Radyo Televizyon Gazeteciler Derneği ziyareti sırasında hiç merak etmeyin orayı tanıyamayacaksınız demişti. Sevgili bir önceki belediye başkanımızın kulakları çınlasın. O da aynı cümleyi söylemişti. Hala hiç tanıyamıyoruz ama ben Sayın Hilmi Güler'in bu noktada Sayın Enver Yılmaz da çok güzel çalışmaları imza attı. Eksikleri vardı, hataları vardı, yanlışları vardı. Ama otoparkla ilgili evet bir ihtiyaçtır otopark. Keşke alta yani burayı peyzaj yaptırıp üstünü rekreasyon alanıyla hareketlendirip burayı bir kat, iki kat aşağı indirseydi ama onunla da ilgili zeminle ilgili sıkıntı olduğunu söylemişlerdi. Bakalım Sayın Hilmi Güler söz vermişti bu alanda nasıl güzelleştirme çalışmaları yapılacak, orası nasıl hareketlenecek biz de merak ediyoruz. Verilen önemli bir sözdür diyoruz çünkü Sayın Hilmi Güler'in verdiği birçok sözü tuttuğunu da biliyoruz. Tıpkı Rıhtım'daki ışıklı Atatürk panomuz gibi diyoruz ya, bir gün sevgili Bahriz Zavalsız ve eşleri Ordu sokaklarında dolaşırken Akıncım dedi, ben dedi Mart Apartmanı'nda oturuyorum. Tam karşımızda eskiden Işıklı Atatürk panosu vardı. Lütfen bu konuyu daha fazla gündeme getirin dedi.
Daha sonra yine aynı bölgeden bir dostumuzla, arkadaşımızla karşılaştım. Emekli bir büyüğümüz, öğretmenimiz. O da benzer bir şey söyledi. Ve biz işte sevgili dostlarımız, sevgili Hasan Kara Mustafaoğlu, onu da kulaklarını çınlatıyorum. Bunu da mecliste sık sık gündeme getirdi. Bir önceki dönemde başarılı bir şekilde yaptığı muhalefette. Ve sevgili Hilmi Güler sağ olsun çok nazik, çok kibar bir anlayış sergiledi. Hani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu anlamda örnek yüzleri olmaya aday bir ismidir Sayın Mehmet Hilmi Güler. Ve 19 Eylül 2019'da Işıklı Atatürk panomuzu İskele'ye güzel bir açılış ile kazandırdı tekrar. Kendisine sonsuz şükran ve minnetlerimizi sunarken şu arkada görmüş olduğunuz otoparkında bir an önce yapılacak olan güzelleştirme çalışmalarıyla diyelim biraz daha kullanılabilir. O çirkin, kaba görüntüsünden uzaklaşması dilek ve temennimiz diyelim. Sevgili izleyiciler, Perşembe günü Yeni Kapı'dayız. Ordu tanıtım günlerindeyiz. Dün akşamki milli takımın heyecanı bize tabelayı değiştirdi. Aslında biz bir 3 gün boyunca Yeni Kapı'dayız diye yazacağız sözünü vermiş idik. O yüzden asker selamı dün akşamdan bu yana hepimizin gururla ve açıkçası keyifle izlediğimiz bir resim oldu. Fransız rejisi biliyorsunuz Fransa-Türkiye maçını veren Fransızlar bu görüntüyü sansürlemek için ne kadar uğraşsalar bile hem TRT'nin kamerası hem birçok fotoğrafçı arkadaşlarımız oradaydı. Bu güzel tabloyu bize yaşatan Türk milli takımına, milli duygularımızı bir kere daha bize hissettiren milli takımımıza teşekkür ediyoruz. Evet, Gülay Akın Bey kolay gelsin, iyi yayınlar, selamlar, sevgiler Çatalpınar'dan demiş. Sağ olun İsa Cinioğlu. Tekirdağ'dan güzel ordumuza ve siz değerli TV'li hikayesine günaydın demiş sevgili Fahrican İşbakan. Sevgili Fahrican, Tekirdağ'daki orduları, Edirne'deki orduları, Çorlu'daki, Sakarya'daki orduları, Adapazarı Düzce'deki, İzmit'teki, Kocaeli diyelim o yöredeki tüm orduları, Bursa'daki, Yalova'daki orduları Yeni Kapı'ya bekliyoruz efendim. Büyük ordu buluşması, ordular 9. kez Ordu Dernekler Federasyonu'nun organize ettiği ordu tanıtım günlerinde buluşacaklar. Bunu da hatırlatalım sizlere. Süleyman Kıran, Akın Bey kardeşim teşekkür ediyorum. Samsun'dan günaydın demiş. Ne demek efendim? Evet, dedik ya Türkiye'de gündem şu anda Barış Pınarı Harekatı'nda ama gözler orada ama yine vatandaşımızın, sizlerin sıkıntılarını da ekrana getirmek boynumuzun borcu. Bugünkü fiyatlar açıklanacak. Ziraat Odası'nda bir basın toplantısı var. Geçtiğimiz gün Ankara'dan bir dostum, abim süpermarketten bir kivi fiyatı çekerek kivinin kilosu ile ilgili bir resim atmış. Evet, kivi 16,5 lira marketlerde. Tabii marketlerde 16,5 lira. Pazardan kaç liraya alınacak? Bugün açıklanacak. Ama yavaş yavaş kivi üretimini yoğunlaştırmalı mıyız diye düşünmüyor değilim. Çünkü neredeyse fındıkla aynı fiyat ve daha fazla verim alınıyor. Daha küçük bir alandan daha çok tonajlı ürün alınıyor. Bunu da hatırlatalım. Günaydın Akın Bey. Güzel ordumuzun görüntüsü için teşekkür ediyoruz. Ayrıca Hekimoğlu türküsü harika. Çünkü benim Hekimoğlu sülaleme gelsin demiş sevgili Emine Hekim Seçme. Ne demek efendim? Kolay gelsin. Çok sevdiğimiz bir türküdür, eserdir. Vasfi Aydemir diyor ki günaydın. Yeni Kapı'ya az kaldı. Hep birlikte olmak için yine orada olacağız demiş kendisi. Vasfi Bey'e de teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet, Hilmi Güler kendisine yine teşekkür ediyoruz. Birçok sıkıntılı noktaya el attı ve birer birer şehrin sadece şehir merkezinin değil ilçeleriyle birlikte birçok sorunlarını çözmek için o ve ekip arkadaşları başarıyla çalışıyorlar. Sevgili Coşkun Alp, genel sekreter, geçtiğimiz günlerde bir hassasiyetiyle ilgili telefon açtı. Bize sağ olsun, biz de onun ve onun nezdinde, Sayın Hilmi Güler ve onun nezdinde tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Hilmi Güler işte 8 aydır orada yapılmayan yamaç paraşütü ile ilgili bir girişimde bulundu ve yamaç paraşütü ordudan tekrar başladı. Yamaç Paraşütü Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle 8 ay sonra yeniden başladı. Dünyada yamaç paraşütü sporu için sayılı alanlardan biri olan ve teleferikle kısa sürede ulaşımı sağlanabilen Boztepe'nin şehrin misafir odalarından biri olduğunu dikkat çeken Başkan Güler, "Amacımız ordunun turizmine, tanıtımına katkı sunmak. Bu kapsamda yapılan faaliyetleri sonuna kadar destekçisi olacağız." dedi. "Ben ayağınızın altında. Dünya üzerinde ender bulunan lokasyonlardan bir tanesi. Bu kadar kısa sürede tepeye çıkarak, özellikle teleferik vasıtasıyla kısa bir sürede tepeye çıkarak deniz üzerinden şehir kenarına indirilen dünya üzerinde iki lokasyon mevcut. Bunlardan bir tanesi Ordu." Hilmi Güler, "Ordu'nun cazibe merkezi olan ve her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Boztepe'de kısa süre önce ara verilen uçuşların yeniden başlamasının önemine vurgu yaptı." Evet, sevgili Hüseyin İlhan'ı bir kere daha rahmetle analım. Açıkçası yamaç paraşütünün Ordu'da bu kadar popüler hale gelmesinde kendisine çok ciddi katkıları var. Evet, Ali Güler günaydın. İstanbul Ataşehir'den iyi yayınlar. Yeni Kapı'da olacağız, hiç merak etmeyiniz demiş. Yeni Kapı'ya gelen Ordulu kardeşlerimiz mutlaka yanlarında birer misafir getirsinler diyor. Tespitinize katılıyoruz. Çok doğru. Erol Yıldırım Bey diyor ki günaydın. Akın Bey demiş. Ali Sayan Mahallesi. Ali Sayvan Mahallesi'nden. Ali Sayvan Mahallesi nerede arkadaşlar? Söyleyiniz. Sevgili Tolga, devamsızlık yapmıştın. Neredesin? Evet. İyi yayınlar diliyorum. Yamaç Paraşütü Ordu için ve Ordu'nun tanıtım adına çok kuvvet verici bir faaliyettir. Başlamasına sevindim demiş. Teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, yaşadığımız şehirde genç, müteşebbis arkadaşlarımız turizmle ilgili ya da herhangi bir yeni etkinlik, aktivite ile ilgili olan her türlü arkadaşlarımızın projelerini, fikirlerini bizler de buradan duyurmak, onların yetkililere ulaşamadığı noktada da onlara köprü olmak görevimiz. Dün Cumhuriyet Mahallesi'nden bir kardeşimiz bir takım evraklar ve belgeler getirdi. Yerinden vatandaşların geçmesiyle ilgili bir sıkıntı yaşadığını ve Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe verdiğini söyledi. Konuyu da araştırıyoruz. Konumuz bizde. Yetkililerden konuyla ilgili cevap aldıktan sonra inanın haber merkezi olarak değerlendireceğiz. Geçtiğimiz hafta Karapınar Mahallesi Muhtarı sevgili Nihat Bayhan'la bir telefon görüşmesi yapmış idik. O da bize bir evrak gönderdi. O evrakta ki onu da Cuma günü ekrana getirdik. ÇED raporu olmadan şu anda Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye'de bulunan tıbbi atık toplama ünitesini Ordu'ya taşıyacağını ve Ordu şehir merkezinde Karapınar Mahallesi'nde 5000 kişinin yaşadığı ve hemen 300 metre yanında mahalle bulunan katı atık tesislerine zaten o kadar yoğun koku ve sıkıntı var iken tıbbi atık tesisinin yapılmasının doğru olmadığını ifade etti. Önemsiyoruz. Yine ilçelerimizden özellikle yukarı kesimdeki vatandaşlarımızdan işte Gürgentepe tarafındaki ve Korgan Kumru tarafındaki vatandaşlarımızdan mahalle yollarıyla ve grup yollarıyla ilgili çok fazla telefon aldık. Bunları da yetkililere iletmek köprü olmak adına zaman zaman da kameramızla ve muhabir arkadaşımızla birlikte bu noktalara giderek ekrana getirmeye çalışıyoruz. Tabii bunlar Ordu içerisinde olurken İstanbul'da da Ankara'da Türkiye'nin farklı noktasında hayat yaşam bir şekilde devam ediyor. Genelde devam eden sıkıntılar daha çok ekonomiye dayalı oluyor. Buralar çok fazla ekonomiyle ilgili en azından şu anda milli duygularımızın yoğun olduğu, Barış Pınarı Harekatı'na gözlerin çevrildiği ve teröristlere karşı çok başarılı bir şekilde mücadele eden kahraman Mehmetçiğimizin de morallerini
daha yukarıda tutmak adına bir müddet Türkiye gündeminden ana gündemimiz olan Barış Pınarı Harekatı'na odakladık kendimizi diyelim. Ve şimdi kredi kartları ile ilgili çok önemli bir uyarı haberine gelin, hep birlikte bir göz atalım. Bilgisi dışında çıkartılan kredi kartının ödenmeyen borcundan ötürü hakkında işlem başlatılan vatandaş ilk şoku atlattıktan sonra soluğu 3. Tüketici Mahkemesi'nde aldı. Mağdur tüketici herhangi bir müracaatı ve sözleşmesi bulunmamasına rağmen kimlik bilgileri kullanılmak suretiyle adına kredi kartı çıkartıldığını dile getirdi. Kartın kendisine ait olmayan bir adreste, kurye şirketi elemanı tarafından kimlik kontrolünde gerekli dikkat ve özen gösterilmeden dava dışı 3. kişiye teslim edildiğini söyledi. Kredi kartının bilgisi dışında, 3. kişi tarafından kullanılmasından doğan borç nedeniyle aleyhinde bankaca icra takibi yapıldığını, bu şekilde oluşan maddi ve manevi zararın tazminini isteminde bulundu. Davalı banka ve kurye şirketi davanın reddi gereğini savundu. Mahkeme, icra takibi ve haciz işlemlerinin davacının kişilik haklarına zarar verdiğinden söz edilemeyeceği gerekçesiyle manevi tazminat isteminin reddine, davacının maddi zararının ne şekilde ortaya çıktığını açıklamadığı, zararın ispatlamadığı gerekçesiyle maddi tazminat talebini de geri çevirdi. Kararı davacı tüketici temyiz etti. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi emsal niteliğinde bir karara imza attı. Kararda 5464 sayılı banka kartları ve kredi kartları kanununun 8. maddesinde kart çıkaran kuruluşların yükümlülüklerini düzenlediği hatırlatıldı. Bankaların, kart çıkaran kuruluşların talepte bulunmayan veya sözleşme imzalamayan kişiler adına hiçbir şekil ve suretle kart veremeyecekleri, banka kartı ve kredi kartlarının asıl kart sahiplerine teslim edilmesini sağlayacak önlemleri almakla yükümlü oldukları belirtildi. Evet, bu arada Atilla abi teşekkür ediyorum. Diyor ki ahilik orduda gereği gibi bilinmiyor. Ahilik Anadolu'da 365 gün etkin bir değerdir, anlatılmalı demiş. Ve sevgili Atilla abi diyor ki otopark diyor buranın zemininin altına yapılabilir diyor. Neresi? Yakında biliyorsunuz orada 19 Eylül Stadyumu ile ilgili millet bahçesi projesi olacak şeklindeki söylemlerden sonra Ayışığı Meydanı'ndaki otopark kalksın. Oradaki araçları diyor bu 19 Eylül'ün oradaki yeni stat açıldıktan sonra biliyorsunuz bizim yıllardır maçlarımızı oynadığımız şehir merkezindeki 19 Eylül Stadyumu'nun altı otopark yapılabilir diyor. Teşekkür ediyorum bu katkısından dolayı. Bir de resim göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz Atilla abi. Sabah bu programı Atilla abiyle birlikte yapıyoruz aslında. O da çok hassas şehirdeki meseleler ve konularla ilgili. İlçelerdeki arkadaşlarımız da oldukça katkıda bulunuyorlar. Üye'deki ve Fas'taki ve yine diğer ilçelerde bulunan tüm muhabir arkadaşlarımıza, gazeteci arkadaşlarımıza kendi yöreleriyle ilgili ekrana getirmek istedikleri ya da bizim fark edemediğimiz konuları da lütfen iletirseniz mutlu olacağız. WhatsApp ihbar hattımız ve telefon numaramız her zaman olduğu gibi görüyorsunuz. Tam şurada 0546 452 0222. Evet, sevgili Selçuk henüz daha uyanamadı. Dün aramızda yoktu. Özel istek yaptık. Selçuk'u buraya Sefat'la birlikte davet ettik. O da bizi kırmadı. Sağ olsun, var olsun. Diyor ki iyi ki erken kalktım sabah diyor, zinde geldim diyor. Hatta diyor şu yayın saatini bir saat daha erken alsak daha zinde olurum diyor. Değil mi Selçuk? Evet, tamam, çok teşekkür ediyoruz. Tabii işin esprisi bir yana. Sürekli yayıncı ve kameraman arkadaşlarımız değişiyorlar ama bizler ekip arkadaşlarımızı seviyoruz. Hep diyoruz ya hani hiçbir başarı tesadüfi değildir ama arkanızda bir ekip olmaz ise, ekibin bir sinerjisi olmaz ise, ekibin bir kaptanı olmaz ise ki kaptanımız sevgili İsa Akçay şu anda İstanbul'da, eminim o da izliyordur, ona da selam olsun, günaydın, kolay gelsin. Biz de yarından sonra İstanbul'da olacağız. Ekibin iyi bir oyun kurucusu yok ise sevgili Fatma Meltem Naz Yılmaz, ekibin iyi bir golcüsü yoksa ki o gol kısmını sevgili Ümit Atabay ile birlikte ekrana çıkan diğer bütün yüzlerle birlikte bizler yapmaya çalışıyoruz. Ve ekibin iyi bir defansı yok ise, hani konu futboldan getirdik ya, işte o defansı da bu işi yapan muhabir, kameraman, montajcı, yayın sorumlusu arkadaşlarımız olmaz ise
ortaya başarılı bir takım çıkmıyor. Tam 26 yıldır TV52 sizlerle birlikte. Ercan, sana da günaydın kardeşim. Bizler hakikaten şu gök kubbede bir hoş sada bırakabiliyorsak, evlerinize girip kalplerinize dokunabiliyorsak ve sizin gerçekten konuşulmasını istediğiniz, hani şöyle düşünün, birilerine yaranmak gibi Allah'a şükürler olsun bir sıkıntımız yok. Yok işte şuna şirin görünelim, buna sempatik kalalım, hiç fark etmiyor. Yeri geldiğinde sizin gerçekten sıkıntı olarak gördüğünüz her konuyu açık yüreklilikle bu ekranlar söyleyebiliyor. Bakın iddia ediyorum, Türkiye'de nadir ekranlardan, bakın orduyu söylemiyorum, diğer meslektaşlarım kusura bakmasınlar ama Türkiye'de bile, yani TV52, ulusal kanalları da katarak söylüyorum, sizin gerçek gündeminize ve gerçekten birçok meselede objektif ve tarafsız bir şekilde ayakta durmaya çalışıyor. İşte o ayakta durmak adına İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'nin farklı yörelerinde bulunan çok değerli, çok kıymetli iş adamlarımız var. Ordulu, Giresunlu, Samsunlu. İşte o arkadaşlarımızın da kurumsal iş birlikteliğimizi pekiştirmek adına bizlerle kendi markalarıyla ilgili görüşüp buradan bir iş çalışması, bir ortak projede buluşmak gerekiyor diyoruz. Ve sevgili Savaş Akçan'a da çok teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'daydık. Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı sevgili Savaş Akçan, Toprağın Bereketin programının bütün bir sezon boyunca yayın sponsoru oldular. Bizleri kırmadılar. Yine böyle birçok firma var. Yani firma isimlerini şu anda söyleyemeyeceğimiz için şu anda da biz de bugünden sonra yine İstanbul'daki, Ankara'daki birçok dost ve arkadaşımızı ziyaret ederek TV52'nin daha güçlü olması, daha objektif olabilmesi ve daha bağımsız olabilmesi için bu görüşmeleri yaptığımızı söyleyeceğiz. Evet, şimdi kısa bir araya gidelim. O kısa aranın ardından TV52'de Yeni Gün programı devam edecek. Ordu burada, İstanbul'da. Yemyeşil yaylaları, masmavi denizi ve sahili, yöresel lezzetleriyle Türkiye'nin en çok fındık, bal ve kivi üretilen Karadeniz'in çağdaş kenti Ordu burada, İstanbul'da. 9.sü düzenlenen Ordu günleriyle yeşil, mavi ve fındığın başkenti Ordu İstanbul'a geliyor. 4 gün boyunca konser, tiyatro, halk oyunları ve birbirinden renkli yarışmalar. Sizleri de 17-20 Ekim tarihleri arası Yeni Kapı etkinlik alanındaki bu büyük buluşmaya bekliyoruz. Ordu Dernekler Federasyonu. Sefa Merve'de kaçırılmayacak fırsatlar. Sefa Merve elbise 39.90, Sefa Merve tunik 29.90. Üstelik kargo 1 lira. Sefa Merve. Hazırlanın, taşınıyorsunuz. Prestij, kalite, konfor hepsi tek bir çatı altında. Adalı Gayrimenkul, hayallerinizin ötesinde yaşam alanı turkuaz evlerini gururla sunar. Bahçemiz şehir parkıyla yarışıyor. 7300 metrekare alan üzerine %80'i yeşil projemiz sizi ve ailenizi çok mutlu edecek. Gelin turkuaz evlerini yakından inceleyelim. Fore kazık temel sistemi, çift asansör sistemi, asmolen döküm, balkonlarda televizyon ve ısıtma sistemi, %80 sonrası ürün beğenme fırsatı, kara sıvayla birlikte mantolama, ödüllü peyzaj, tüm blokların altında sosyal tesis ve misafir otoparkı, kiler, ütü odası, giyinme odası, basketbol sahası, çocuk havuzu, çocuk oyun parkı ve çok daha fazlası burada. Örnek dairelerimizi görmeden ev almaya karar vermeyiniz. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı.
Yerli üretim, eşsiz tasarım, kaliteli, dayanıklı ve şık ürünleriyle sektöründe lider bir marka. Empo Pompa. Tarih bizi tanımlayan kelime. Tam 1986 yılından beri sanayi iş kollarına hizmet veriyoruz. Yüksek verimlilik, düşük bakım ilkesiyle, işletim ömrü uzun, korozyona dayanıklı, hafif, yüksek verimlilikle tasarlanan olağanüstü mekanik pompalar eşsiz bir mühendislikle hazırlanıyor. Çelik sanayinin kalbi pompalar Empo kalitesiyle üretiliyor. Dalgıç pompalar, santrifüj pompalar, sıcak su pompaları, kademeli pompalar, salyangoz pompa, hidroforlar, yangın pompaları, dünya çapında kimyasal veya endüstriyel işlem uygulamaları için ideal şekilde özel olarak tasarlanır. Ürünlerimizin arkasındayız ve bizimle çalışmanızdan onur duyarız. Suyun olduğu her yerde. Empo Pompa. Osman Köksal Otomotiv'e uğramadan lastik almaya karar vermeyin. En son teknolojiyle donatılmış servis ekipmanlarımızla lastiklerinizin değiştirilmesinden tamir, balans ve her türlü servis hizmeti güvenilir servisimizde sizleri bekliyor. Yeni lastik satışı, yazlık ve kışlık lastik satışı, dört mevsim lastik, oto lastiği, minibüs lastiği, kamyon lastiği, lastik tamiri, balans ayarı, sökme takma, ayrıca her marka lastik satışı Osman Köksal Otomotiv Otomotiv Lastik Park'ta. Michelin, Lassa, Tatco, Riken, Pirelli, Goodyear, Petlast, Osman Köksal Otomotiv Lastik Park'ta en uygun fiyata sizleri bekliyor. Siz de lastiklerinizi onu en iyi tanıyanlara getirin. Güvenilir ve garantili hizmetin keyfini sürün. Lastik Park denildiğinde yılın 365 günü her markada kampanya. Türkiye'nin her yerinden İshak Çay Sigorta 444-5213 ara. Türkiye'nin her yerinden İshak Çay Sigorta. İshakçaysigorta.com. Sefa Merve'de yeni sezon ürünler 5.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Mobil uygulamayı indir, 5.99 Euro'dan başlayan ürünleri kaçırma. Sefa Merve. Huzur dolu, güvenli bir gelecek için yaşamınızı kolaylaştıracak ince detaylarla donatılmış projelerimizle sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesinde şık, ferah ve konforlu dairelerimizle sizlere tarihi fırsatlar sunuyoruz. Fırsat 1. Bucak Mahallesi'nde Devlet Hastanesi ile Eğitim Araştırma Hastanesi arasında tamamı bitmiş, anahtar teslimi hemen taşınabileceğiniz 90 metrekare ile 144 metrekare arasında değişen daireler. Fırsat 2. Emirkent 2 sitemizde tamamı bitmiş 190 metrekare 4+1 dairelerimiz. Açık ve kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, sauna, fin hamamı, Türk hamamı ve çok daha fazlası bu projede. Fırsat 3. Şirin Evler Mahallesi'nde Melikşah sitesinde tamamı bitmiş, anahtar teslimi 110 metrekare ile 120 metrekare arasında değişen daireler. Fırsat 4. Yapımı devam eden Cumhuriyet Mahallesi Şehzade Konakları'nda 90 metrekareden 130 metrekareye daireler. Ayrıca yapımı devam eden Nizamettin Mahallesi Hanzade Konakları'nda 125 metrekareden 210 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle sizlere görülmemiş ödeme fırsatları ve seçenekleri sunuyoruz. Selçuk İnşaat, en iyi isteyenlerin tercihi. Sevdiklerinize aldığınız o hediye kutusu var ya, hani taşınırken ihtiyaç duyduğunuz koliler, ayak altında olmasını istemediğiniz eşyaları koyduğunuz kutular, tüm o koruyucu ve aynı zamanda özel ambalajların arkasında bir isim var. Özşahin Ambalaj. Özşahin Ambalaj, sektörde yaklaşık 20 yıla yakındır sizlere hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Özşahin Ambalaj, geçen yıllar içerisinde hizmet kapasitesini ve üretim kalitesini sürekli artırarak yoluna başarıyla ve gururla devam ediyor. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Özşahin Ambalaj, koli bizim işimiz.
Sefa Merve'de yeni sezon ürünler 5.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Sana özel indirimler Sefa Merve mobil uygulamasında. Avrupa ve Amerika'ya kargo bedava. Herkes daha kaliteli, daha güvenli, daha konforlu evlerde yaşamak ister. Biz de. Gelin komşu olalım. Aynı merdivenlerde günaydın diyelim birbirimize. Aynı otoparkta selamlaşalım. Aynı kamelyalarda doyumsuz sohbetler yapalım. Gelin komşu olalım. Elit Park'ta yaşam başladı. Sınırlı sayıdaki daireler tükenmeden siz de bu eşsiz projedeki yerinizi alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Elit Park bir alan yapı projesidir. Sevgili izleyiciler, programın ikinci bölümü başladı. Sabah 07'den itibaren sizlerle birlikte olmaya başladık. Kıraç çok güzel bir eser yapmış, Vatan Marşı diye. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Bugünlerde bir kere daha şöyle yoğun duygular yaşadığımız bugünlerde biz de Kahraman Mehmetçiğimize, askerimize buradan asker selamıyla tıpkı dün akşam milli takımın gönderdiği, Fransa'dan, Paris'ten gönderdiği o selam ile merhaba dedik. Sefat, teşekkür ediyorum sana da. Bugün dedik ya, milli duyguları milli takımla birlikte bir kere daha taçlandırdık. Bu aralar millet olarak morale ihtiyacımız olduğumuz anlar, dışarıda Avrupa'daki birçok ülkenin, işte Amerika'dan gelen çatlak seslerin, Arapların, hatta
bizim o çok desteklediğimiz Filistinlilerin bile bizi yalnız bırakmaya çalıştığı şu günlerde Türk'ün Türk'ten başka ifadesini de söyleyemeyelim. Türkiye Cumhuriyeti'nde kendisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hisseden insanlardan başka dostu gerçekten yok diyelim. Çünkü bu ülkede Türk'ü, Kürd'ü, Çerkez'i, Laz'ı, Ermenisi, Rum'u, kendisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hisseden herkes inanın Alevisi, Sünnisiyle birlikte bilsinler ki dışarıda çok fazla destekçimiz yok. İşte haklı bir terörle ilgili davamızın, mücadelemizin bile anlamamış olmasını ve yalnız bırakılmamızı üzülerek izliyoruz, takip ediyoruz, görüyoruz. Dış politikalarda bugüne kadar yanlışlar vardı, şöyle oldu, böyle oldu ama terör onların ülkesinde olsa acaba ne yaparlardı? İşte 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika'nın yaptığını hatırlayın. Taliban'ı bulmak için ya da onun işbirlikçilerini bulmak için en az 3-4 tane ülkeyi işgal edip işte yaptığı operasyonları, işgal ettiği ülkeleri hatırlayın. Dünya buna haklı mücadele derken bizim PKK'dan, YPG'den ve DAEŞ'ten kurtulmak adına yaptığımız haklı mücadelemizi kabul etmek istemediler. Umarım başarıyla askerlerimiz evlerine dönerler. Türk Silahlı Kuvvetleri kadar polis arkadaşlarımız da, onlar da ülkemizin iç huzuru ve iç güvenliği için bekçi kardeşlerimizle birlikte çalışıyorlar. Onlara da selam olsun. Bizleri çok yoğun bir şekilde izlediklerini söylüyorlar. Günaydınlar efendim. Şu anda resmi idarelerde arkadaşlarımız zaman zaman işte günün ilk saatlerinde sosyal medyadan bizleri takip ediyorlar. Mesaj yazamıyoruz ama selamlar, sevgiler diyorlar. Onlara da teşekkür edelim. Evet, bakın yani çok ilginç bir haber var sırada. Türkiye Muharip Gazileri Derneği Ordu Şubesi'ndeki 47 adet Aslan Delikanlı Kıbrıs Gazisi Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için, asker ekmek için dilekçe verdiler. Ya ne diyeyim size, helal olsun. Ellerinizden öpüyorum efendim. Sıradaki haber 6A olacak Sefat. Bu haberi bir izleyin. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesi'ne üye 27 Kıbrıs gazisi Altınordu Düz Mahalle'deki Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak ellerinde Türk bayrakları ile askerlik şube başkanlığına kadar yürüdü. Burada açıklama yapan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şubesi Başkanı Mehmet Ali Gümüşkaya, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın kahraman gazileri olarak bugün yeniden askere alınmak için başvuru yaptıklarını söyledi. Ülkemizi tehdit eden, terör örgütleriyle mücadele eden kahraman askerimizin yanında olmak için 455 Ordulu Kıbrıs Gazisi adına sembolik olarak toplandık. İmzalı dilekçelerimizi Askerlik Şube Başkanlığı'na az sonra takdim edeceğiz. Barış Pınarı Operasyonu'na katılmak, yeniden askere alınmak için buradayız. Hala elimiz tetik tutuyor, hedefin neresi olduğunu çok iyi biliyoruz. Tekrar savaşmak. Ben onur duyarız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamalarına da tepki gösteren Gümüşkaya, Akıncı'yı istifaya davet etti. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı'nın açıklamaları bizi son derece üzmüştür. Kıbrıs'ta 500'ün üzerinde şehidimiz var, yüzlerce kaybımız ve 38 bin gazimiz var. O koltukta bugün özgürce oturuyorsa bunu Türk milletine borçludur. Biz Kıbrıs'ı vatan bildik. Adını yavru vatan dedik, can verdik, kan döktük, Kıbrıs gazileri olarak seni kınıyoruz. Ya istifa et ya sözlerini geri al. Bunu senden istemek gazilerimizin hakkıdır. Sana hakkımızı helal etmiyoruz. Konuşmanın ardından gaziler askere gitmek için hazırladıkları ıslak imzalı dilekçelerini Ordu Askerlik Şube Başkanlığı'na sundu. Evet, 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan yüzlerce kahraman askerimiz ve binlerce gazimiz, işte o gazilerimizden 27 tane aslan delikanlı, genç delikanlı, helal olsun vallahi, ellerinizden öpüyorum efendim. Herkes sizler kadar hassas ve duyarlı olsa ki
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı o saçma açıklamaya da bir tepki getirmişler. Bravo, doğru söylüyorsunuz. Evet, tırcı imam rumuzuyla yazıyor her sabah bize. Diyor ki selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam efendim. Hayırlı günler. Kardeş demiş. Senin haberini dinlemek için erken kalkıyorum. Eyvallah diyelim. Koca Ali'den selamlar, sevgiler, saygılar. Ve İsmail Tokgöz'de geçtiğimiz günlerde sorduğu soruyu yinelemiş. D-Smart'ta hangi kanaldasınız? Efendim D-Smart'ta 222. kanalda idik. Ama bu yaz ayı dönemindeki bu 3 aylık tadilat ve stüdyo bakım onarımla ilgili olan kısımdan sonra D-Smart kanallarla ilgili bir düzenleme yapıyor. Hiç merak etmeyin. En kısa sürede, geçtiğimiz haftada söylemiştim. Hani bu temcit pilavı gibi olacak. İşte bu hafta, önümüzdeki hafta diye ama sözleşmenin onaylanmasını bekliyoruz. En kısa sürede yayında olacağız. Evet, günaydın Akın Bey'e ve TV52 ailesine. Bosna Hersek'ten selamlar. Kan dökmeyi seven bir millet değiliz ama söz konusu vatan olunca dünyanın şah damarını keseriz. Farklı ırk ve mezheplerden olabiliriz ama o Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kimliği olan herkes bir gün gelir, bir asker ruhu gelir, bir can gelir. Unutmasınlar, dünyada her Türk asker doğar ve Mehmetçiğe selam olsun demiş sevgili Saadettin Okutucu. Selçuk, hatırlıyor musun Saadettin kardeşimize? Seçim döneminden. Saadettin kardeşimize de kolay gelsin. Selamlar, sevgiler. Bosna'da ayırdır ne işin var Saadettin kardeşim? Görevli mi gittin? Diyelim ve bizi Türkiye Cumhuriyetlerinden de, Bosna'dan, Avrupa'dan izleyen izleyicilerimize de bir kere daha saygılarımızı, sevgilerimizi iletelim. Şimdi Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin bir çalışması ve konuyla ilgili bir haberi var. 7. haberimiz. Biz hep şeyi söylüyoruz. Diyoruz ki evet, şehir merkezinde bir takım noktaları güzelleştirmek adına çalışmalarımız, çabalarımız var. Sahil bandında, Ünye'de, Fatsa'da, Perşembe'de, Gülyalı'da, Altınordu'da ama kırsaldaki vatandaşlarımız da yollarla ilgili çok fazla isteklerini iletiyorlar diyoruz. Sıradaki haberimizde benzer bir haber. 10 milyon liralık bütün kredisi için İller Bankası'ndan izin çıktı. Düşünen, üreten, yarışan Ordu modeliyle çalışmalara hız veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler, yol, su ve yüksek kesimlerde yaşanan elektrik kesintileri için çalışma başlattıklarını ifade etti. Bir tanesi su. Bazı bölgelerde hala temiz olmayan su içiliyor. OSKİ büyük bir gayret içinde. Bu dönemde böyle bir şeyle karşılaşmamamız lazım. Bunu gece gündüz çözmek üzere. Ayrıca Bolaman Vadisi projesini de içine dahil etmeye çalışıyoruz. Eğer öyle yaparsak yolu da, suyu da, belki hatta elektriği de bu işin içine koyabiliriz. İkinci konu asfalt işi ve yol konusu. Bu noktada da yoğun bir çalışma içinde, onun için bitümü ve betonu ele aldık. Bir de güzel bir uygulamaya geçti arkadaşlarımız. Darbeli beton dediğimiz titreşimli, basınçlı beton uygulaması. Elektrik konusunda da YEDAŞ'la görüşmeler yapılıyor. Sayın Bakan'la da görüştüm, rica ettim. Yani kışın özellikle yükseklerde sıkıntımız var elektrikten dolayı. Belediyenin görevi olmamakla beraber, madem ki buranın yönetimini yapıyoruz, onu da üzerimize aldık. İller Bankası'ndan asfalt ve beton yol için kredi aldıklarını ifade eden Başkan Güler, hedefimiz Ordu için önemli gördüğümüz 3 ana problemi çözmek. Bunun için de bu kış önemli çalışmalara imza atacağız dedi. 10 milyon liralık bütün kredisi için İller Bankası'ndan izin çıktı. Görüşmelerimizi yaptık. Hayırlı olsun. Ayrıca 5 milyon liralık da betonla ilgili şey aldık. Bu kış 3 vardı arkadaşlar, sizlerden istirhamım. Gece gündüz gerekiyorsa jeneratör koyalım. Gece gündüz yapalım. Vallahi bravo Sayın Güler, Sayın ekip arkadaşları. Göstermiş olduğunuz hassasiyet önemli. Dediğimiz gibi Ordu artık sadece bir Altınordu merkezinden olmadığını, büyük şehir olduktan sonra Enver Yılmaz'la başlayan, Engin Tekintaş'la kısa bir süre devam eden ve şimdi de Mehmet Hilmi Güler başkanlığında devam eden bir hizmet yarışına ihtiyacı var. Çünkü
kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızdan, dostlarımızdan eminim ki onlar da gittikleri yerde görüyorlardır. Yani ilçe ziyaretlerine gitmeleri lazım mutlaka. Belediyeyi yöneten arkadaşlarımızın, Sayın Hilmi Güler zaten gidiyor ama lütfen kırsaldaki vatandaşların ya bizden beklentiniz ne diye sorulduğunda ya diyorlar bizim için işte hayat pahalılığıydı, işte zamdı, efendime söyleyeyim hani evet, Türkiye'nin gündeminde çok önemli bir konular var ama ya biz diyorlar daha ana yoldan evimize gideceğimiz noktada çamur içerisine kalıyor. Çocuklarımız sabah taşımalı eğitim sistemiyle okula giderken üstleri başları çamur oluyor. Ya da kar yağdığında, benzeri durumlar olduğunda o kadar sıkıntı yaşıyoruz ki diyorlar. Bir de üstüne üstlük elektrik direklerinin bakımsız olması, eski olmasından dolayı ilk ciddi rüzgarlarda ve havanın artık biliyorsunuz iklimde değişti, ters gittiği anlarda elektriğimiz kesiliyor. Yolumuz yok, suyumuz akmıyor, elektriğimiz kesiliyor. Acaba biz de mi bu ülkede, biz de mi bu şehirde yaşıyoruz diye kendimize soruyoruz diyen annelerimiz, amcalarımız, ninelerimiz, teyzelerimiz var. İlçelerimize gidiyoruz zaman zaman. İşte Çatalpınar'a gidiyoruz, Korgan'a gidiyoruz, Kumru'ya gidiyoruz. Yani hangi noktada dursak insanlar inanın ilçelerde, kırsal kesimde, köylerde, kasabalarda bizleri çok daha dikkatli bir şekilde izliyorlar. Şu anda bizi kırsal kesimde izleyen büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Kolay gelsin efendim diyoruz. Gününüz, haftanız, ayınız güzel geçer inşallah diyoruz. Gölköy'ün o yüreği gönlü geniş güzel insanlarına selam olsun diyoruz. Mesudiyeli dostlarımıza gurbette binler, on binler, yüz binler var neredeyse. Onlara buradan meletten güzel bir rüzgar estirelim diyoruz. Sedat Ünver'e de buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Ayrı Taş da demiş ki Taksim'den selamlar, sevgilerimi sunuyorum demiş. Aleyküm selam Ayrı kardeşim. Yarın akşam üzeri ziyaretinize geleceğiz, hiç merak etmeyin. Yarınki planlamamızda Avrupa yakasında bir ziyaretimiz var. Ondan sonra mutlaka size uğrayacağım. Oradaki tüm kardeşlerimize, arkadaşlarımıza da bir kere daha bir hatıra fotoğrafı çektirmemiz lazım. Her sene bu tarihlerde öyle bir selfimiz olacak. Hayri kardeşimle ve ekip arkadaşlarıyla onlara da selamlarımızı gönderelim. Şimdi hep söylenir ya hani kar yağması lazım. Hamsinin kulağına kar suyu kaçsın ki tadı güzelleşsin diye. Bu aralar bakın hamsi tezgahlarda palamutu arıyoruz ve şöyle sabahın şu saatinde güzel bir arkadaşlarımızın yaptığı o hamsinin tezgahlardaki yer alması ile ilgili keyifli haberimizi izletiyoruz. 1 Eylül itibariyle vira bismillah diyerek Karadeniz'in derin sularına açılan balıkçılar yeni sezona bereketli başladı. Balıkçı tezgahları 1 Eylül'den itibaren balık çeşitleriyle şenlendi. Yeni av sezonunda palamut sahnedeki yerini alamadı. Karadeniz'in nazlı balığı hamsi ise beklenenden erken geldi. Takvim yaprakları Ekim ayını gösteriyor ve hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Normal şartlarda Kasım ayında tezgahları şenlendiren hamsinin erken gelişi ise palamutun keyfini kaçırmış olacak ki tezgahlarda palamut yok satıyor. Başına atalım mı? Tamam. Hamsi bu yıl kilosu 10 liradan vatandaşlara sunuluyor. Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan balıkçılarsa erken gelen hamsinin fiyatının da gayet uygun olduğunu ifade ediyor. Palamut keçesine çok bol kayıtlarda. Bu sene palamutçılık olmadı. Ya mesela eskiden Ağustos 15'de Misine'ye gösterirdi. Bu sene ne Misine'de çıktı ne şeyde çıktı yani. Av kayıtlarında çıkmadı. Av attılar olmadı. Bir kasa böyle az yani çok az. Miktar az olacak olmadı. O hamsinin olmayınca sebebi hamsi çıktı yani birden. Bir de Karadeniz hamsi biliyorsun tombullu güzel hamsi aslında. Bu vatanda çok iyi bir şey. 10 lira bir şey değil. 7 liraya düştü. Mesela 10 liraya düştü. Hamsi de güzel. Mesela kasada hamsi 50 lira 60 lira. Bu vatanda için çok iyi bir şey. Ama bunun ilerisi parlak değil şu anda. Özellikle Ekim ayında tezgahlarda bulunan hamsinin normal şartlarda Kasım ayında gelmesi gerektiğini ifade eden balıkçılar palamutun gelişini ise beklediklerini ifade ediyor. Benim için hamsi eskiden Kasım ayında çıkardı. Kasım ayında çıkardı. O karla beraber çıkardı. Ondan sonra biz de Mart ayında Nisan ayında devam ederdi. Şimdi denizde 2 ayda hamsi bitiyor. Hamsi aynı dersin ki Ağustos ayı bir sıcaklık var.
Hamsi dedin eskiden Kasım ayından hamsi çıkmayacak hamsi. Bu ne önemli olmaz. Eylül ayında balçı serbest oluyor. Eylül ayında hamsi çattık biz dezertlerden. Eylül ayında hamsi olmaması lazım. Bu yumurta dönemi şimdi hayvanın. Kasım ayında çıkacak hamsi. Mart, Nisan, Mart ayında Ocak'tan başlayıp Mart ayında o havalar soğuk olduğu zaman vatandaşın daha talebi daha yoğun oluyor. Daha vatandaşı. Şimdi hava sıcak olunca hamsi oluyor da bölge hani ucuz olduğu için oluyor. Mesela 15-20 orada satma şansımız yok. Hava sıcak. Hamsiye talep yok. Ben kış senedir bu sektörün içindeyim. Balıkçı sektörün içindeyim. Birlik olacaklar. Bu hamsi Kasım ayında çıkacak. Tezgahlarda balık fiyatları ise şu şekilde. Hamsi 10 TL. Mezgit 10-15 Türk Lirası. Barbun 10 Türk Lirası. Uskumru 15 Türk Lirası ve deniz levrek 30 Türk Lirası olarak satışa sunuluyor. Ordu burada. İstanbul'da. Yemyeşil yaylaları, masmavi denizi ve sahili, yöresel lezzetleriyle Türkiye'nin en çok fındık, bal ve kivi üretilen Karadeniz'in çağdaş kenti Ordu burada, İstanbul'da. Dokuzuncusu düzenlenen Ordu günleriyle yeşil, mavi ve fındığın başkenti Ordu İstanbul'a geliyor. 4 gün boyunca konser, tiyatro, halk oyunları ve birbirinden renkli yarışmalar. Sizleri de 17-20 Ekim tarihleri arası Yeni Kapı Etkinlik Alanı'ndaki bu büyük buluşmaya bekliyoruz. Ordu Dernekler Federasyonu. Evet, Ordu Dernekler Federasyonu düzenliyor. Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir bünyesinde Yeni Kapı'da olacağız bizler de. Dediğimiz gibi yarınki tabelamız yine Yeni Kapı olsun Sefat. Şimdiden söyleyelim. Dün akşamki milli maçtan sonra tabelayı bugünlük değiştirdik. Tevrat Şensoy Münih'ten size ve ordumun iyi insanlarına selam olsun demiş. Münih'e, Almanya'ya, Avusturya'da, Fransa'da biliyoruz ki dünyanın çok farklı yörelerinde bizi izleyen dostlarımız, arkadaşlarımız var. Zaman zaman onlara ve ülkelerini söyleyince çok mutlu olduklarını biliyoruz. Avustralya'dan sevgili Kadriye Hanım'a, Cemal abi bugün Avustralya'ya uçuyor 20 saatlik uçuştan sonra. Ona ve Melbourne'de, Sydney'de bulunan Türk kardeşlerimize, ki sadece Karadenizliler, Ordulular değil, Türkiye Cumhuriyeti'de yaşayan ve oraya giden tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza selam olsun. Japonya'da Fatsalılar inanılmaz izliyorlar, Ordulular inanılmaz takip ediyorlar. Onlara da selamlar, sevgiler. Gecenin 3'ü şu anda orada biliyor musunuz Japonya'da? Hani gecenin 3'ünde onlar sosyal medya üzerinden inanın takip ettiklerini biliyorum. Amerika'dan aynı şekilde orada öğrenci olarak gidenler var, çalışanlar var. Timuçin Furtun kardeşime selam olsun diyelim. Sevgiler, saygılar. Rusya ve Türkiye Cumhuriyetlerinde takip eden dostlarımız var. Azeri kardeşlerimiz var. Evet, Azerbaycanlı tüm güzel dostlarımıza, arkadaşlarımıza selam olsun, sevgiler, saygılar diyelim. Evet, Yeni Kapı'da olacağız. Ordu tanıtım günleriyle ilgili hafta sonu hava da çok güzelmiş İstanbul'da efendim. Onu da hatırlatalım. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar havalar çok güzel. Lütfen bu hafta sonu kendinize şöyle yılda bir kere de olsa ya bir dost, bir tanıdık görürüz belki. Ya da ya işte biz memleketimizi anlatıyoruz ama hadi gelin bir de şu bizim Ordu tanıtım günlerine gidin. Bakın Sivas tanıtım günlerine gidiyorsunuz, Trabzon, Kastamonu, Giresun, diğer illerin tanıtım günlerine gidiyorsunuz. Bir de Ordu tanıtım günlerine gelin demenizi istiyoruz. Farklı illerdeki misafirlerinizi de alarak Yeni Kapı'ya gelmenizi bekliyoruz. Bu arada sevgili Sabri abi bana çeşitli resimler atmış. Bakın ekip çalışıyor. Şu anda İstanbul'un birçok farklı noktasına resimler, işte Sarıyer Hamidiye Eğitim Araştırma Önü, Ok Meydanı E5'e ve İstanbul'un birçok farklı noktasına ilanlarını astılar. Ek seferler yapılıyor Yeni Kapı'ya. Ordu tanıtım günleri için Anadolu yakasından Marmara ile geliyorsunuz efendim. Hemen Marmara ile geldikten sonra sizleri Yeni Kapı'ya beklediğimizi bir kere daha hatırlatalım. Evet, Ordu tanıtım günlerini önemsiyoruz. Ordu'nun tanıtılması ve Ordu'nun iç turizmde hak ettiği payı alması adına bu tip etkinlikleri, yöremizin güzelliklerini, işte kivisini, balını, fındığını, hamsisini,
folklorunu, kültürünü ve tabii ki bu eşsiz doğasını, yani bu eşsiz doğayı yaşamak adına İstanbul burada, siz neredesiniz diyoruz. Sefat, birkaç görsel attım. Onları da bu tanıtımdan sonra verelim. Ve biz de yarın yayınımızı gerçekleştirdikten sonra doğruca koşa koşa Ordu Giresun Havalimanı'na gideceğiz. Ekip arkadaşlarımız, onlar da gün içerisinde gelecekler. Selçuk bakıyor. Abi sen uçakla gidiyorsun, biz arabayla geliyoruz, bu bakışıydı bu ama inanın iki tane çok önemli görüşmemiz var. Onları yapacağız ve Perşembe sabahı da İstanbul'dan, stüdyomuzdan, İstanbul'daki stüdyomuzdan, Ümraniye'deki, Dudullu'daki stüdyolarımızdan sizlere sesleneceğiz. Oradaki arkadaşlarımıza da, sevgili Esin Hanım'a, Adem kardeşime ve tabii ki Selahattin Dayı'ya da selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Evet, Ergun Onur, günaydın TV 52 gününüzü kutluyoruz. Çatal Ağaç Mahallesi'ne bekliyoruz demiş. Evet, burası Sarıyer. Bir diğer resim daha var Ok Meydanı'ndaki E5'te. O da çok böyle Ok Meydanı'nda en yoğun olan noktalardan bir tanesinde. Avrupa yakasındaki birçok vatandaşımız bu yazıyı gördükten sonra eğer gelmezlerse vallahi sitem ederiz. Biz yaklaşık 15 kişilik bir ekiple ta ordulardan kalkıyoruz, geliyoruz. Sizleri de bekliyoruz arkadaşlar. Bu arada yükseklerde hava çok güzel demiş Ergun. Teşekkür ediyoruz. Günaydın, iyi yayınlar abi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de bulunma amacı terör örgütlerini sınır bölgesinden bertaraf etmektir. Oradan ülkemiz için tehdit unsuru olmasını engellemektir. Bazı ülkeleri arkalarına alsalar da bu fark etmeyecek demiş. Teşekkür ediyorum. Kendisi de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman mensuplarından bir tanesi. Tuncay kardeşime de kolay gelsin. Selamlar, sevgiler. Evet, dün gece biraz üşüdük diyenleri duyabiliyorum. Özellikle yaşı artık böyle 60'ların, 65'lerin üzerinde olan sevgili büyüklerimiz, dikkat ediniz. Özellikle son dönemlerdeki grip virüsü çok daha güçlü, çok daha fazla yatakta bırakıyor. O yüzden havaların güzel olması sizi, evet, kırsalda, bağda, bahçede, köyde çalışmaya vesile yaptırıyor ama önleminizi alınız, çocuklarımız için önlemlerimizi alalım. Griple ilgili bakın kulak, burun, boğaz uzmanı Operatör Doktor Mehmet Akif Aksoy eniştemiz olur efendim. Ordunun en yakışıklı, en sempatik doktorlarından bir tanesi. Griple ilgili önemli bilgiler verdi ve uzak durmak adına nelere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Haberimizi izletiyoruz şimdi. Grip dönemi geldi çattı. Mevsim geçişlerinin korkulu rüyası grip birçok vatandaşı etkisi altına almaya başladı. İnsanların kolaylıkla yakalandığı grip hastalığından uzak durmak için neler yapılmalı? Kulak burun boğaz uzmanı Operatör Doktor Mehmet Akif Aksoy griple ilgili bilgiler verdi ve uzak durmak için yapılması gerekenleri paylaştı. Tabii şimdi dediğiniz gibi geçiş dönemi ve gribe daha çok yakalandığımız bir dönem. Bu dönemde dikkat etmemiz gerekiyor sizin de söylediğiniz gibi. Ne yapmamız gerekiyor? Bir, öncelikle biz iyi beslenmeliyiz. İyi beslenmek, iyi istirahat etmek önemli. Nasıl besleneceğiz? C vitamini ağırlıklı bol bol besleneceğiz. Gün içinde su tüketimimizi arttıracağız. Bu şekilde iyi beslendiğimizde gribe yakalanma ihtimalimiz azalacak. Evet, ama dışarıdaki insanlardan da, yani grip olmuş kişilerden de etkilenmememiz, yani yakalanmamamız gerekiyor. Bunun için özellikle toplu taşıma araçlarından, yani toplu bulunduğumuz ortamlarda insanlar öyle damlacık yoluyla bulaşır grip, yani hapşurmayla, öksürükle vesaire. Bu tarz durumlarda eğer ortamda gripli bir kişi varsa, tabii kendisi aslında hastanın en başta dikkat etmesi gerekiyor. Hani hapşurduğunda özellikle çevreden, yani insanların yüzüne doğru değil de etrafa, kenara doğru bir şekilde hapşurması, bizim de kendini koruması, dikkat etmesi gerekiyor. Yani yine sigara içen kişiler, sigara içen ortamlarda bu tarz gribe yakalanma ihtimalimiz artıyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani insanların işte havlusunu, el yüz temizliğinde kullandığı malzemeleri kullanmamamız gerekiyor. Dikkat etmemiz gerekiyor kişisel hijyen tedbirlerine. İşte bulunduğumuz ortamı iyi tutmamız, temiz tutmamız, iyi havalandırmamız gerekiyor. İyi havalanmayan ortamlarda gribe yakalama ihtimalimiz daha da artıyor. Bu konularda gereken özenini göstermemiz gerekmekte. Gerçekten korur.
Tabii ki abartmamak koşuluyla, hani sürekli bitki çayı içince gribe yakalanmayacaksın gibi bir kural yok. Ama bitki çaylarının koruyucu etkisi var. Özellikle de doğal bitki çaylarının, hani tabii ki katkı maddesi bulunan, aroması katılmış bitki çayları fayda etmez. Ama normal bitki, çünkü sonuçta ilaçlar da bitkilerden elde ediliyor. Bitkilerin esansından, onlardaki maddelerden vesaire ilaçlar üretiliyor. Biz ne yapmış oluyoruz bitki çayları içtiğimizde? Bir nevi aslında bağışıklık sistemimizi güçlendirmiş, bir nevi vücuda ilaç vermiş oluyoruz. Aksoy, gribe yakalanan kişilerin maske takarak toplu yerlerde bulunması tavsiyesini verdi. Ama hasta olduğumuzda çevremizdeki insanları korumak için maske takmakta, işte damlacık yoluyla bulaştığını, hapşurukla, öksürükle bulaştığını söylemiştim, çok büyük fayda var. Evet, doktorumuzun tavsiyelerini dikkate alınız. Özellikle sevgili büyüklerimiz, aman dikkat diyoruz. Sizlere de selamlar, sevgiler. Fedai kardeşim, Küpkaya'dan gününüz aydın olsun. Hayırlı işler, kolay gelsin. Hayırlı yayınlar demiş, çok teşekkür ediyoruz. An itibariyle bir Küpkaya görüntüsü gönderirsen sevinirim. Video istiyorum. Şu anda bulunduğun mekanı şöyle bir video çekiyorsun. WhatsApp ihbar hattından... Evet, kameraman arkadaşım diyor ki lütfen telefonunuzu böyle tutmayınız, böyle tutunuz. Küpkaya'dan bir video gönderirsen yayınlarız vallahi. Selamlar, sevgiler. Kolay gelsin. Evet Akın Bey, günaydın. Ordu tanıtım günlerinde satılan ürünler çok pahalı oluyor. İstanbul'daki gurbetçi vatandaşlarımız bundan şikayetçi. Yetkililerin bu duruma el atmasını istiyoruz. Evet, ilçe standlarında ya da dışarıdaki standlardaki vatandaşlarımız oraya gelirken kar amaçlı değil de sadece maliyeti kurtarır amaçlı ve tanıtım amaçlı ürünlerini satarlar ise daha iyi olacaktır şeklindeki dilek ve temennisini eminim ki organizasyonu yapan sevgili arkadaşlarım, dostlarım not almışlardır. Her sene benzer sıkıntılar, şikayetler geliyor. Biz orada 2 saat, 3 saat, 4 saat kalıyoruz. Daha sonra karnımızı doyurmak adına ya da oradan bir yöresel ürünü almak adına standlara gittiğimizde, hani ilçe belediyelerinin standlarında bile normalde işte Ordu'da olan benzer ürünlerin çok daha pahalıya satılıyor olmasından dolayı şikayet ediyorlar şeklinde bir tespitini yapmış. Doğru bir tespit. Eminim ki arkadaşlarımız dikkate alacaklardır. Evet, sırada ilginç iki tane haberimiz var. Önce bakın, Ordu'nun Altınordu ilçesi, Delikkaya Mahallesi'ne götüreceğiz sizi. Ardından da Ünye'ye götüreceğiz. Ordu'daki olay, 2 metrelik bir yılanın, evet yanlış duymadınız, o an vatandaşlar tarafından çekilen görüntüsü ve sonra da Ünye'ye gideceğiz. Önce 10. haber, sonra da 12. haber, Sefat rica edelim. Ünye'deki olay ise hani vatandaşların yol ortasındaki bir aracı kaldırmak için hadi şu arabaya bir el atın da şu işi halledelim şeklinde dedikleri durumu tam anlatır bir haber. Ordu'nun Altınordu ilçesi Delikkaya Mahallesi'nde Ekim ayında ortaya çıkan 2 metrelik yılan görenleri şaşkına çevirdi ve korku dolu anlar yaşattı. Delikkaya Mahallesi'nde bir evin deposuna giren 2 metrelik yılanı karşılarında gören vatandaşlar hem korku dolu anlar yaşadı hem de yaşanan durumu an be an kayıt altına aldı. Özellikle Ekim ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve güneşin etkisini göstermesiyle birlikte bazı noktalarda yılanlar ortaya çıkabiliyor. Soğukkanlı canlılardan olan yılanlar sıcak gün ve geceleri daha çok sevdiği için önümüzdeki sıcak yaz günlerinde çok daha aktif olabilir. Geçirdiğimiz ılık ve yağışlı kış ve bahar ayları yılanların bu yıl biraz daha erken aktif olmasına neden oldu. Ordu'nun Ünye ilçesinde bir caddede bulunan araç ilginç görüntülere neden oldu. Cadde üzerinde park yasağı olan noktaya park eden araç olduğu yerden kaldırıldı ancak bir farkla. Aracı olduğu yerden kaldırmak adına esnaf ve vatandaşlar bir oldu. Bir el atında aracı olduğu yerden kaldıralım sözü de gerçeğe döndü. Gençler niye bakıyorsunuz? Gelsene de. Vatandaş ve esnaflar el birliğiyle aracı olduğu noktadan kaldırdı. Bu görüntüler sonrası demokraside çareler tükenmez sözü de gerçeğe dönüşmüş oldu. Evet, bunlar hep fındığın ve hamsinin etkileri arkadaşlar. İşin esprisi bir yana. Polis arkadaşımız orada diyor ki hadi gelip bir el atsanız da ne bakıyorsunuz demiş. O an hani çekici çağrılmış olsaydı çekicinin oraya gelmesi, aracın araca yüklenmesi bayağı bir zaman alacağı için biraz daha pratik bir çözüm olmuş. Tebessüm ettik. İlk o yılanla ilgili haberi de açıkçası burada böyle biraz
Hani yılan ismi bile insanı ürpertiyor ki görüntüleri de çocuklara izlettirmemek lazım. Asker yoklama kaçağı 4 kişi yapılan yol uygulamaları sırasında bakın radara yakalandı. Ordu'da asker yoklama kaçağı olduğu belirlenen 4 kişi kontrol uygulamasına takıldı. Kumar ve tombala tabir edilen oyunların kahvehane, kıratane ile dernek, lokal ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde oynatılmasının ve suç örgütlerinin gelir kapılarından birisi olan yasa dışı bahis oyunlarının engellenmesi ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretiyle kullanımının önlenmesi amacıyla Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında uygulama gerçekleştirildi. 598 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak icra edilen uygulama kapsamında 241 umuma açık yerle 23 metruk binanın kontrolü yapıldı. 3321 şahıs sorgulanırken bir nafaka hükümlerine uymama, 4 yoklama kaçağı olmak üzere 5 şahıs yakalandı. Uygulamada 441 araç sorgulanırken 21 araca 4825 lira para cezası uygulandı. Şimdi Ordu Emniyet Müdürlüğü'ndeki arkadaşlarımızdan bir ricamız var. Biliyorsunuz radar uygulaması yapıyorsunuz. Radar uygulamasındaki mantık, evet, kazaları önlemek adına çeşitli hani o kırmızı nokta diyorsunuz, hassas noktalarda sürücü arkadaşların hız yapmasını, yapmamasını ve kurallara uymasını bekliyorsunuz. Ancak bu radar araçlarını kurduğunuz noktalarda lütfen vatandaştan saklanır gibi değil, zaten levhanızı koyuyorsunuz. Özellikle Ordu'dan Samsun'a giderken o otoban dediğimiz ve tam Bolaman'dan Fatsa tarafına dönülen noktada koyulan radarı niye yolun çok böyle iç kısmına koyar ve saklama gereği hissederseniz anlayabilmiş değilim. Aslında birkaç kere resim ve video çektik ama yani ben Ordu Trafik Şube Müdürümüz Mehmet Ali Bey'in bu konuya hassasiyet göstereceğini ve sevgili Emniyet Müdürümüzün de bu konuyu araştıracağını düşünüyorum. Zaten 5 kilometre önceden bir radar levhası koyuyorsunuz. Daha sonra Ordu'dan Fatsa'ya doğru giderken tam o Bolaman virajını dönmeye çalıştığınız istikametin işte Bolaman sapığı tarafında bir tane radar aracımızın gözükür bir yerde olması lazım. Ama arkadaşlarımız nedendir bilmiyorum. Yani buradaki amaç radarı görmesinler, ceza yazalımsa doğru bir uygulama değil ama gerçekten kurallara uysunlar, radara dikkat etsinler, hız sınırlarını aşmasınlar diyorsanız bunu anlayacağım. Fakat en az 4 kere benzer şekilde o radar aracıyla karşılaşmak bizleri biraz üzdü. Bunu da söyleyelim sevgili arkadaşlarımıza, dostlarımıza. Evet, dünyada üretilen gıdaların 1/3 israf oluyor. Bakın dünyada bu kadar açlık, kıtlık, sefalet yaşanırken konuyla ilgili bakın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşegül Hanım bir açıklama yapmış. Tabii bütün bunlar olurken de dün bir haber okuduk, üzülerek okuduk. Sadece Ordu'da değil, Türkiye'de birçok gıda sektöründe bulunan firma ve firmaların maalesef ürünlerine et yerine sakatat ve başka işte kanat dediğimiz yan unsurları katarak et gibi satmaya çalıştıklarını, yediğimiz pidelerde, lahmacunlarda bunun fazlasıyla tespit edildiğini ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu isimleri açıkladığını size anlatmıştık dünkü haber bültenimizde. Konuyla ilgili haber merkezindeki arkadaşlarımız Ordu'daki firmalara bir göz attılar ve önümüzdeki günlerde çok maalesef üzülerek söylüyorum hani bu daha çok hani Ordulu bir de işi yapan arkadaşlarımızın mekanlarında değil de işte bir tanesi dün söyledik işte bir işte falanca kır pidesi diye giden isminin başında bir ifadesi olan ve yine hani böyle çok popüler olan bir lahmacun ve acılı kebap yapan 2-3 tane esnaf arkadaşımızın iş yerlerinin olması onların biraz daha vatandaşa, müşterilerine ve kendilerine olan saygılarını yitirmemek adına dikkatli olmaları gerektiğini bizlere hatırlattı. Bununla ilgili daha detaylı bir haberi sizlere önümüzdeki günlerde haber merkezindeki arkadaşlarımız hazırlayacaklar ve
Açıkçası üzülerek söylüyorum, işte beklediğimiz gibi değil yediğimiz ürünler. Diğer taraftan da insanlar dünyanın farklı noktalarında açlık içerisinde, sefalet içerisindeler. O yüzden bu gıda israfı ile ilgili dikkatli olacağız. İnsan sağlığına da önem vereceğiz. Sıradaki haberimiz. Hep birlikte israfla da mücadele etmemiz gerekiyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşegül Sadışık, dünyada üretilen gıdanın 1/3 israf oluyor. İsraf olan gıdanın 1/4 ile 820 milyon aç insanı doyurabilirsiniz dedi. Dünyada üretilen gıdanın 1/3 israf oluyor. Yine aynı şekilde o israf olanın 1/4 ile de aynı şekilde o 820 milyonu da doyurabilirsiniz. Sadışık, dünya genelinde her yıl ortalama 750 milyar dolar değerindeki gıdanın israf olduğunu belirtti. Öte yandan 820 milyon kişinin açlıkla mücadele ederken hemen hemen aynı sayıda insanınsa obeziteyle mücadele ettiğini aktaran Sadışık, bunun endişe verici olduğuna dikkat çekti. Bir taraftan da bizim gibi ya da gelişmiş ülkelerde de aşırı bir gıda israfı var. Üretilen gıdanın dünyada 1/3 israf ediliyor. Daha sofraya gelmeden israf ediliyor. Gıda israfının tarladan başladığını vurgulayan Sadışık, hasat yöntemleri, uygun olmayan saklama koşulları, aşırı tüketimle tüketicinin gıdaya gereken değeri vermemesinin en büyük neden olduğunu dile getirdi. %20'si tarlada gidiyor, %40'ı da sofralarımızda gidiyor. Burada ciddi bir çelişki var. Bir taraftan insanlar açlıkla mücadele ediyorlar, bir taraftan da bizler üretilen o değerli gıdayı daha soframıza almadan ya da soframızdayken israf ediyoruz. Sadışık, dünyada açlıkla mücadele eden 820 milyon kişinin büyük bölümünün Afrika ülkelerinde yaşadığına da değindi. 820 milyon insan açlıkla mücadele ediyor. Tabii bu 820 milyon insanın büyük bir kısmı Afrika ülkelerinde yaşıyor. Niye Afrika ülkelerinde? Çünkü onların doğal kaynakları yetersiz. İklim değişikliği daha fazla etkisini gösteriyor. Sıcaklık olması gereken de yetersiz, yeterli su kaynaklarının olmaması gibi sorunlar ve tabii ki kapasitenin de yetersiz olması nedeniyle yeterli gıda üretimi yapamıyorlar. Evet sevgili izleyiciler, haberde izlediğiniz 820 milyon aç insanı doyurabiliriz sadece tasarruf ederek. Bunu da hatırlatalım. Fedai Bayram, Bülent Akçay sana da günaydın demiş. Çünkü sevgili Bülent Akçay sabahın ilk saatlerinde bizi izleyemiyor. Yolda mı oluyorsun Bülent bilmiyorum ama güzel bir yazıyla yine katkı yapmış programa. Rastgele çekilen resimler daha güzel çıkar. Tıpkı tesadüfen tanıştığımız insanların hayatımıza girdiği gibi demiş. Güneşli bir yokuş dibinden günaydın demiş. Bu arada ordu tanıtım günlerine geliyor musunuz arkadaşlar? Yazarsanız sevinirim. Sevgili Fedai, Bülent, Serdar sizlerle de herhalde 4 gün boyunca gıda ihtiyaçlarımızı biz Kabadüz standından sevgili dostlarımızdan ama sağ olsunlar yeni kapıyı durumunu bilenler anımsayacaklar. İşte yemek yeme yerleri var ama biz sürekli içeride 10 saat 12 saat yayın yapacağız işte Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü. O anda yayın sırasında tabii o koşturmada yemek yemeye vaktimiz, şansımız olamıyor. Yani su içmeye bile vaktimiz olmuyor. Sağ olsunlar ilçe standları ilgi ve alakada işte Çaybaşı standı, Ünye standı, Gülyalı standı, aynı şekilde Perşembe standı ve her zaman olduğu gibi Kabadüz standı da bizleri yalnız bırakmıyor. Şimdi bizleri yalnız bırakmayan birisi daha var. Biraz önce mesajını okudum. Geçtiğimiz hafta ben demiştim ki sevgili Hayri Taş, Taksim'deki o dönercilerin olduğu yer neredeyse 1 milyon, 2 milyon insanın ziyaret ettiği bir yer. Lütfen Ordu tanıtım günleriyle ilgili pankartını dönerci dükkanının önüne as ve sen de mor beyaz kıyafetlerle ol. Vallahi Hayri özel adamsın ya Hayri Taş. Seviyoruz seni. Bakın ne yapmış Hayri. Sefat o görüntüleri bir ekrana ver. Hayri sözünü tutmuş. İstiklalce resmi gönderdim. Acaba benim telefonumda mı bir şey var? Şu anda ben sana attım ama bir sıkıntı olmasın. Şu anda görmüyorsun resmi. Çekmiyor mu arkadaşlar acaba bilmiyorum. Hayri kardeşim mor beyaz kıyafetlerini giymiş. Evet şimdi gördü.
mor beyaz kıyafetlerini giymiş, Ordu Spor'un renklerini çağrıştıran özel kıyafetini giymiş. Pankartını da Taksim'de İstiklal Caddesi'nin girişindeki o köşede dönerciler var ya arkadaşlar, oradaki dükkanın önüne asmış. Helal olsun kardeşime. Yorgunluk yok, tanıtım günleri hazırlığı vardı diyor Bülent kardeşim de. Teşekkür ediyoruz. Kardeşim kardeşim derken bu sefer gerçek kardeşim yazmış. Alanya'dan sevgili Ebru'ya ve sevgili şu anda onun yanında bulunan anneme selamlar, sevgiler. Seviyorum sizleri. Hayri kardeşim, adamsın gerçekten. Şu anda bakın pankartını asıyor Ordu tanıtım günleriyle ilgili. Burası İstiklal Caddesi'nin girişindeki sadece Taksim Döner değil, oradaki birçok döner dükkanında çalışan hemşehrilerimiz var. Onlara da selam olsun. Bir de pankartlı bir resmi var. Evet Hayri kardeşim, harikasın. Teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi valla ekip arkadaşlarımız çok şanslı. İstiklal Caddesi'nin girişinde Taksim Döner'e gittiğinizde ki sadece Hayri orada değil, onun orada yeğeni, abisi, kardeşi, arkadaşları var. Tüm güzel insanlara da selam olsun. Tabii şimdi bizim iletişime geçtiği için sağ olsun, biz böyle sık sık onun resimlerini paylaşıyoruz. İletişime geçemeyen ama bizi izleyen birçok hemşehrimiz, dostumuz var. Onların da mesajlarını zaman zaman alıyorum. Teşekkür ediyorum. Bu arada WhatsApp ihbar hattını rica edelim. Yukarıdan alalım. WhatsApp ihbar hattına bir şelale videosu göndermiş. O videoyu da gösterelim. Ergun'un da kırmayalım. Ordu günleriyle ilgili bakın Mehmet kardeşim güzel bir şiir göndermiş bize. Ordu günleri demiş. Akkuşu korganı, yeşillikleri ormanı, perşembesi gül yalısı, hamsisi çileği, kivisi, Gürgentepe mesudiyesi, orduluyuz diye diye Kabadüz korganın dağ gülleri, yeni kapıdadır ordu günleri. Evet Mehmet harikasın. Çok teşekkür ediyorum. O da programımıza ciddi katkı yapan dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan bir tanesi. O da Ordu Tanıtım Günleri'yle ilgili asılan bir direkt ilanın resmini çekerek göndermiş. Bir kere daha hatırlatalım. Yeni kapıda olacağız. Yarından sonra tüm dostlarımızı, arkadaşlarımızı beklediğimizi ifade edelim. Evet, şimdi Ordu Üniversitesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi arasında Çambaşı'nda tıpkı Ordu'da tenis kortunun bulunduğu nokta yapıldığı Doğa Kafe diye bir doğa kafe tarzı bir tesis yapılmasına karar verilmiş. Sefat'a gönderelim o videoyu. Sefat yayınlayacak çünkü WhatsApp ihbar hattına gelen evet videoyu. Bakın bu işbirliği ve o açılacak tesisle ilgili protokol haberini izletelim şimdi size. Orbel AŞ'nin işletmekte olduğu Çambaşı Doğa Tesislerinde Ordu Üniversitesi personeliyle üniversitenin ilgili bölüm ve programlarında öğrenim gören öğrencilerin eğitimlerine ve sosyal amaçlı faaliyetlerine imkan sağlamak amacıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve üniversite rektörü Profesör Dr. Ali Akdoğan arasında işbirliği protokolü imzalandı. Hepinizin huzurunda en kalbi duygularımla şükranlarımı ve teşekkürlerimi arz ediyorum. Rektör Akdoğan, Çambaşı Doğa Tesislerinde personelimiz ve öğrencilerimizin faydalanabileceği bir tesisi üniversitemize kazandırmış olduk. Gerçekleştirdiğimiz işbirliğinin her iki kurum adına hayırlı olmasını diliyorum dedi. Türkiye'de her alanda gelişme göstermeye ivmesini devam ettiriyor. Bu anlamda kendilerine tekraren şükranlarımı arz ediyorum. Burada bu güzel mekanı daha da yaşanabilir hale getirme konusundaki çabalarından dolayı da teşekkür ediyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de imzalanan protokolün her iki kurum için hayırlı olmasını diledi. Çambaşı'nın yer üstündeki tesislere kadar da yer altında yağmur suları falan yapılmamıştı. Bunların hepsini yapıyoruz, altyapıyı yapıyoruz. Burası geleceğe dönük muhteşem bir tesis oluyor ve bunlar böyle cekcaktik yaptık ve şu anda işte bu uygulamaları gösteriyoruz. Program sonrası üniversiteye tahsis edilen sosyal tesiste incelemelerde bulunan Rektör Akdoğan, ardından Telesiyej'de Çambaşı Kayak Merkezi'ni gezerek Orbel AŞ'nin Genel Müdürü Muhammed Günaydın'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Evet, bu arada sevgili Cemal Gemici de Ordu Üniversitesi'nde
başarılı projelere imza atıyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin birçok ünlü basketbol koçu, eski antrenörleri, eski oyuncular, yeni oyuncular gelerek basketbol antrenörlük kursuna katıldılar. Çok yoğun bir hafta sonu mesaisine geldiği için sevgili Cemal Gemici kardeşim kusura bakmasınlar ama çok vizyonlu bir dolu bir kardeşimiz şu anda Ordu Üniversitesi'nde bulunması üniversite adına bir şans diyoruz. Sevgili rektörümüz de aynı şekilde. Onu da başarılı buluyoruz. Son dönemlerde Ordu Üniversitesi ile ilgili pozitif haberlerden uzaklaşmış idik. Yeni rektörümüzle birlikte onun vizyonuyla ve ekip arkadaşlarının doğru yönlendirmesiyle güzel projelere imza atacağına inanıyoruz. Ali Akdoğan'a ve ekip arkadaşlarına kolay gelsin diyelim. Evet, selam memleket, memlekete sevgiler, hürmetler demiş Havva Hanım. Size de selamlar, sevgiler, saygılar. Videoyu bulabildik mi? Ha, indiriyorsun, tamam, çok güzel. Gürgentepe Belediye Başkanı sevgili Yaşar Şahin hocamızın bir açıklaması olmuş. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili 15. haber. O haberimizi izletelim, sonra o Gürgentepe'ye gidelim. İki tane Gürgentepe haberi gibi olsun. Önce Gürgentepe Belediye Başkanı sevgili Yaşar Şahin'in açıklamasını ekrana getirelim. Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamada bulundu. Başkan Yaşar Şahin açıklamasında Barış Pınarı Harekatı'nın desteklendiğini vurguladı. Bizler Gürgentepe Belediyesi Başkanı ve Meclis üyeleri olarak aynı zamanda Gürgentepe ilçemizin temsilcileri olmak hasebiyle ilçemiz halkı adına da Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor, ilgili açıklamamızı basın yoluyla paylaşmak istiyoruz. Yaşar Şahin, tüm duaları Mehmetçi'ye yolluyoruz ifadesinin ise altını çizdi. Kahraman ordumuza başarılar diliyor. Bu harekattan memleketimizin, milletimizin barışına, huzuruna, birlik ve beraberliğine bir kazanım elde etmek üzere dualarımızı Mehmetçiğimize yolluyoruz. Evet, bu arada dün sosyal medyada bakarken Diyarbakır'da YPG'ye destek için toplanan HDP'liler il binası önünde polis barikatıyla karşılaştılar. İşte biz buradan bu destek mesajlarını veriyoruz ama Güneydoğu'daki durum biraz daha farklı, üzücü. Teröristler lehine slogan atan HDP'liler maalesef kendilerine engel olmaya çalışan polislere uçan tekme, masa ve sandalyelerle saldırdı diyor. Yani burası Türkiye. Bakın, kuzeyinden bir destek mesajı geliyor. Gazilerimiz askere gitmek için dilekçe veriyor. Türk milli takımı her iki maçta gollerden sonra selam veriyor. Avrupa'daki vatandaşlarımız bu coşkuyu yaparken teröristlere destek verme mantığında olanları da anlamakta zorlanıyoruz. Dedik ya, bugün tabela asker selamı. Biz de bu ülkede yaşamak istemeyenlere, bu ülkenin birlik ve bütünlüğünü bölmek isteyenlere, bu ülkenin huzurunu karıştırmak isteyenlere dedik ya, alın size tabela, asker selamı olsun. Şimdi sevgili Ergun, bu arada videoyu indiremedik, onu söyleyelim. Sefat uğraştı. İndiremiyoruz değil mi Sefat? İkinci bölümde deneyeceğiz. Tamam. İkinci bölümde o videoyu izlettireceğiz. Çünkü çok fazla resim ve video gönderdi. Hiçbirisini veremedik. Tabii bu arada bizim bu Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Avrupa'dan ve Amerika'dan sürekli küstah açıklamalar geliyor. Hani üzülerek takip ediyoruz ama Trump sürekli saçma sapan açıklamalar yaparken Hazine Bakanı da yine Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulayacağını söyledikten sonra dolarda ve euroda da ciddi bir artış oldu. Umarım korkulan olmaz. Umarım bu krizi ve bundan sonra olabilecek olan gelişmeleri en layığıyla atlatırız diyelim. Şimdi kısa bir araya gidelim. O kısa aranın ardından TV52'de Yeni Gün programı devam edecek.
Elimin Lezzeti her salı 17'de TV52'de. Ordu burada, İstanbul'da. Yemyeşil yaylaları, masmavi denizi ve sahili, yöresel lezzetleriyle Türkiye'nin en çok fındık, bal ve kivi üretilen Karadeniz'in çağdaş kenti Ordu burada, İstanbul'da. 9.sü düzenlenen Ordu günleriyle yeşil, mavi ve fındığın başkenti Ordu İstanbul'a geliyor. 4 gün boyunca konser, tiyatro, halk oyunları ve birbirinden renkli yarışmalar. Sizleri de 17-20 Ekim tarihleri arası Yeni Kapı etkinlik alanındaki bu büyük buluşmaya bekliyoruz. Ordu Dernekler Federasyonu. Sefa Merve'de kaçırılmayacak fırsatlar. Sefa Merve elbise 39.90, Sefa Merve tunik 29.90. Üstelik kargo 1 lira. Sefa Merve. Hazırlanın, taşınıyorsunuz. Prestij, kalite, konfor hepsi tek bir çatı altında. Adalı Gayrimenkul, hayallerinizin ötesinde yaşam alanı, turkuaz evlerini gururla sunar. Bahçemiz şehir parkıyla yarışıyor. 7300 metrekare alan üzerine %80'i yeşil projemiz sizi ve ailenizi çok mutlu edecek. Gelin turkuaz evlerini yakından inceleyelim. Fore kazık temel sistemi, çift asansör sistemi, asmolen döküm, balkonlarda televizyon ve ısıtma sistemi, %80 sonrası ürün beğenme fırsatı, kara sıvayla birlikte mantolama, ödüllü peyzaj, tüm blokların altında sosyal tesis ve misafir otoparkı, kiler, ütü odası, giyinme odası, basketbol sahası, çocuk havuzu, çocuk oyun parkı ve çok daha fazlası burada. Örnek dairelerimizi görmeden ev almaya karar vermeyiniz. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. Yerli üretim, eşsiz tasarım, kaliteli, dayanıklı ve şık ürünleriyle sektöründe lider bir marka. Empo Pompa. Tarih bizi tanımlayan kelime. Tam 1986 yılından beri sanayi iş kollarına hizmet veriyoruz. Yüksek verimlilik, düşük bakım ilkesiyle işletim ömrü uzun, korozyona dayanıklı, hafif, yüksek verimlilikle tasarlanan olağanüstü mekanik pompalar eşsiz bir mühendislikle hazırlanıyor. Çelik sanayinin kalbi pompalar Empo kalitesiyle üretiliyor. Dalgıç pompalar, santrifüj pompalar, sıcak su pompaları, kademeli pompalar, salyangoz pompa, hidroforlar, yangın pompaları, dünya çapında kimyasal veya endüstriyel işlem uygulamaları için ideal şekilde özel olarak tasarlanır. Ürünlerimizin arkasındayız ve bizimle çalışmanızdan onur duyarız. Suyun olduğu her yerde. Empo Pompa. Osman Köksal Otomotiv'e uğramadan lastik almaya karar vermeyin. En son teknolojiyle donatılmış servis ekipmanlarımızla lastiklerinizin değiştirilmesinden tamir, balans ve her türlü servis hizmeti güvenilir servisimizde sizleri bekliyor. Yeni lastik satışı, yazlık ve kışlık lastik satışı, dört mevsim lastik, oto lastiği, minibüs lastiği, kamyon lastiği, lastik tamiri, balans ayarı, sökme takma, ayrıca her marka lastik satışı Osman Köksal Otomotiv Otomotiv Lastik Park'ta. Michelin, Lassa, Tatco, Riken, Pirelli, Goodyear, Petlask, Osman Köksal Otomotiv Lastik Park'ta en uygun fiyata sizleri bekliyor. Siz de lastiklerinizi onu en iyi tanıyanlara getirin. Güvenilir ve garantili hizmetin keyfini sürün. Lastik Park denildiğinde yılın 365 günü her markada kampanya. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce geliştirilen Meteo Uyarı'yla artık meteorolojik uyarıları öğrenmek ve anlamak çok kolay. Meteo Uyarı'yla tahmin edilen meteorolojik hadiseleri renkler ve simgeler sayesinde kolaylıkla anlayabileceksiniz. Yeşil renk, uyarı gerektirecek bir hava olayı tahmin edilmediğini gösterir. Sarı renk, meteorolojik risklere maruz kalabilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması gerektiğini bildirir.
Turuncu renk tehlikeli bir hava olayının habercisidir. Tedbirli olunmalı, uyarılar takip edilmelidir. Kırmızı renk çok tehlikeli ve büyük hasarlar verebilecek bir hava olayının uyarıcısıdır. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Türkiye'nin her yerinden İsa Çay Sigorta 444-5213 ara Türkiye'nin her yerinden İsa Çay Sigorta Sefa Merve'de yeni sezon ürünler 5.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Mobil uygulamayı indir, 5.99 Euro'dan başlayan ürünleri kaçırma. Sefa Merve. Huzur dolu, güvenli bir gelecek için yaşamınızı kolaylaştıracak ince detaylarla donatılmış projelerimizle sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesinde şık, ferah ve konforlu dairelerimizle sizlere tarihi fırsatlar sunuyoruz. Fırsat 1. Bucak Mahallesi'nde Devlet Hastanesi ile Eğitim Araştırma Hastanesi arasında tamamı bitmiş, anahtar teslimi hemen taşınabileceğiniz 90 metrekare ile 144 metrekare arasında değişen daireler. Fırsat 2. Emirkent 2 sitemizde tamamı bitmiş 190 metrekare 4+1 dairelerimiz. Açık ve kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, sauna, fin hamamı, Türk hamamı ve çok daha fazlası bu projede. Fırsat 3. Şirin Evler Mahallesi'nde Melikşah sitesinde tamamı bitmiş, anahtar teslimi 110 metrekare ile 120 metrekare arasında değişen daireler. Fırsat 4. Yapımı devam eden Cumhuriyet Mahallesi Şehzade Konakları'nda 90 metrekareden 130 metrekareye daireler. Ayrıca yapımı devam eden Nizamettin Mahallesi Hanzade Konakları'nda 125 metrekareden 210 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle sizlere görülmemiş ödeme fırsatları ve seçenekleri sunuyoruz. Selçuk İnşaat, en iyi isteyenlerin tercihi. Sevdiklerinize aldığınız o hediye kutusu var ya, hani taşınırken ihtiyaç duyduğunuz koliler, ayak altında olmasını istemediğiniz eşyaları koyduğunuz kutular, tüm o koruyucu ve aynı zamanda özel ambalajların arkasında bir isim var. Özşahin Ambalaj. Özşahin Ambalaj, sektörde yaklaşık 20 yıla yakındır sizlere hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Özşahin Ambalaj, geçen yıllar içerisinde hizmet kapasitesini ve üretim kalitesini sürekli artırarak yoluna başarıyla ve gururla devam ediyor. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Özşahin Ambalaj, koli bizim işimiz. Doğalgazı güvenli kullanıyor musunuz? Doğalgaz tesisatınıza kesinlikle müdahale etmeyiniz, yetkisiz kişilere müdahale ettirmeyiniz. Havalandırma menfezlerinizi hiçbir zaman kapatmayınız. Kombi, şohben gibi doğalgazla çalışan cihazlarınızın bakımını yetkili servislere yaptırınız. Bacalarınızı her kış yetkili baca temizleme firmalarına kontrol ettiriniz. Ocağınızı temizledikten sonra esnek doğalgaz borusunun hasar görmediğinden ve gaz sızdırmadığından emin olunuz. Yeni taşındığınızda ve tesisatınıza yeni bir cihaz bağlattığınızda doğalgaz dağıtım şirketine mutlaka bilgi veriniz. Bunun yasal bir zorunluluk olduğunu unutmayınız. Bacalı cihazların bulunduğu ortamda asla uyumayınız. Unutmayın. Doğru kullanıldığında doğalgaz çok güvenli bir yakıttır. Sefa Merve'de yeni sezon ürünler 5.99 Euro'dan başlayan fiyatlarla. Sana özel indirimler Sefa Merve mobil uygulamasında. Avrupa ve Amerika'ya kargo bedava. Herkes daha kaliteli, daha güvenli, daha konforlu evlerde yaşamak ister. Biz de. Gelin komşu olalım. Aynı merdivenlerde günaydın diyelim birbirimize. Aynı otoparkta selamlaşalım. Aynı kamelyalarda doyumsuz sohbetler yapalım. Gelin komşu olalım.
Elit Park'ta yaşam başladı. Sınırlı sayıdaki daireler tükenmeden siz de bu eşsiz projedeki yerinizi alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Elit Park bir alan yapı projesidir. Elimin Lezzeti her salı 17'de TV52'de. Bu şehrin türküsü her salı 20'de TV52'de. Adalet Terazisi her çarşamba 20'de TV52'de. TV52'de Yeni Gün programı devam ediyor. Dün ekrana getirmiştik, mahalli gazetelerimizde de haberlerde de vardı. Ordu'nun Fatsa ilçesinde üzücü bir haber. 4 tane yavru köpeği öldürdüğü iddia edilen kişiye 6.000 lira idari para cezası kesildi ve adli işlemler başlatıldı. 17. haberimiz Sefat. Bu haberi biz izletelim. Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4 yavru köpeği öldürdüğü iddia edilen kişiye 6.208 lira idari para cezası verildi. Valilikten yapılan açıklamada ilçeye bağlı Kılıçlı mahallesinde şüpheli DÇ'nin evinin önündeki 4 yavru köpeği öldürerek araziye attığına ilişkin videoların sosyal medyada yayınlanması üzerine Vali Settar Yavuz'un talimatıyla tahkikat başlatıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Fatsa İlçe Jandarma Komutanlığı ile Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olayın meydana geldiği Fatsa'nın Kılıçlı Mahallesi'ne giderek 4 yavru köpeği öldürüp araziye attığı belirlenen şüpheli DÇ isimli şahsı gözaltına almışlardır. Olayın şüphelisi olan DÇ hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 13. maddesi kapsamında adli ve idari işlem başlatılmıştır. Ayrıca Ordu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce öldürülen hayvan başına 1552 lira olmak üzere toplam 6208 lira idari yaptırım cezası uygulanmıştır. Olayla ilgili olarak Fatsa Cumhuriyet Savcılığı'nca da adli işlem başlatılmıştır. Evet, yaklaşık 3 haftadır yayındayız. Ergun kardeşim her gün Gürgentepe'den bize görüntü resim gönderiyor. Şimdi ona söz verdik. Şu bize gönderdiği bir şelale görüntüsü var. Evet, hepimizin bahçelerinde, arazisinde ya da bulundukları köylerde, kasabalarda çok özel görüntüler var. Ergun da diyor ki abi rica ediyorum şu görüntüyü de yayınlar mısınız diyor. Bir bakalım o görüntüye Sefat, rica ediyorum. Bakın burası da çok büyük bir şelale görüntüsünde olmasa bile ona yakın bir görüntü. Ergun'a teşekkür ediyorum. Böyle Ordu'da, Gürgentepe'de, işte Yokuşlu bir tarafında, Turnasuyu Irmağı'nın kenarında, Ulubey'de, birçok noktada, Perşembe'de, yaylalarımızda, bahçelerimizin içerisinde bile neredeyse böyle güzel görüntüler var. Ergun'a da selam. Burası Gürgentepe Çatalağaç'ta bir nokta olsa gerek. Bir video daha var. O videoyu da rica ediyorum sevgili Sefat'tan. O videoyu da bakın, bununla ilgili WhatsApp ihbar hattına sevgili Faruk yazmış herhalde. Bakın, günaydın abi. Çatalpınar'dan selamlar, sevgiler. Burası Bolaman Irmağı'nın başlangıç noktası. Gördüğünüz gibi HES sayesinde bataklık durumuna geldi. Buna bir an önce çözüm istiyoruz. Irmaklarımızı, derelerimizi kuruttular ve her türlü pislik, lağım attıkları bu ırmak şu anda çok sıkıntılı bir durumda. Neredeyse kurudu, işte HES'lerin yarattığı tahribat. Burası da yine sevgili Faruk kardeşimizden, bir dakika, Faruk mu göndermiş bunu, kim göndermiş? Evet, bir başka izleyicimiz göndermiş, özür diliyorum.
İşte bu görüntüler görüyorsunuz, çok çirkin görüntüler. Eminim ki o yöredeki politikacılar, siyasetçiler ve yetkililer buna müdahale edecekler. Faruk bize bugün salı bekliyoruz inşallah mesajını göndermiş. Mesajlar çok yoğun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Mali gazetelerimize bakalım. Bolaman Irmağı Havzası'ndan Fas'taki mali gazetemize bir göz atalım. Fas'ta durum nedir? Şöyle bir bakalım. Evet, Sayın Güler'in bu aralar çok fazla açıklaması yer almakta. Ama en önemli ifadesi o yol, su, elektrik. Buna verme. Bunu demin haberini yaptık. Fatso Başkanı Karataş'tan fakülte vurgusu demişler. Fatsalılar fakülte istiyorlar. Bakın o haberi bir yaklaşalım. Fas'ta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte oluşan bir heyet Tayfun Karataş Başkanlığı'nda Ordu'da bazı temaslarda bulundu demişler. Ve fakülte konusunda isteklerini yetkililere iletmişler. Buradaki ziyarette öne çıkan haber bu. Evet, her şey çocuklarım okusun diye. Ordu'da yaşayan iki çocuk annesi kadının feryadını arkadaşlarımız gündeme getirmişler. Ve köpekleri öldürdü, yakalandı. Sezgin Tanrıkulu'nu kınıyorum diyen Abdullah Sipahi'nin açıklaması yine milli ve yoğun duygularımızın çok kabardığı bu günlerde AK Parti Gülyalı İlçe Başkanlığı'ndan yapılan bir açıklama Fas'taki gazetenin birinci sayfasından sizlere ulaşmış. Mali gazetelerimizde ne var ne yok onlara bir bakalım. Evet, Afiş gazetesi Akıncı'ya tepki gösteren Kıbrıs gazileri KKTC Başkanı tepki gösteren Kıbrıs gazileri bizi de asker alın diyerek çok önemli bir mesaj vermişler. Biraz önce onun haberini de yapmış idik. Evet, bu arada sosyal medyada üzülerek görüyoruz. Maalesef terör propagandasını yoğun bir şekilde yapan bazı şahıslar, emniyet onlara göz açtırmıyor. Bakın, birlik ve beraberliğimizin çok yoğun olduğu bu günlerde bu tip üzücü açıklamalar açıkçası bizi şaşırtıyor. Aynı ülkede mi yaşıyoruz diye bu soruyu bize sorduruyor. Tamam, diğer gazetemize geçelim hızlı bir şekilde. Sevgili Ersin ve çalışma arkadaşları, Tomakin Erkek Kuaförü, selamlar, sevgiler. Bizi de asker alın diyen Ordu Hayat Gazetesi ilginç bir şekilde çok güzel bir mesaj verdiler. Dediler ki biz 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldık ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın o çirkin açıklamasından sonra biz tekrar askere gitmeye hazırız demişler. Vatandaş otobüsü tercih ediyor diye bir başka haber. Ordu Giresun Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte otobüs firmalarının işleri düşerken uçak fiyatlarına gelen zamlar ve otobüslerdeki 2+1 koltukları geçmesi tekrar vatandaşları otobüse yönlendirmiş. Özellikle uçak iptalleri, uçak seferlerinin iptalleri hava muhalefeti sebebiyle vatandaşları böyle bir durumla karşı karşıya bıraktı diyor haber. Ordu Hayat Gazetesi'nde balık kırmızı eti sollamış. Görüyorsunuz yine balıkla ilgili bir haber. Ve Devlet Bahçeli yeniden makamında diye dün sosyal medyadan sevgili Cemal Engiyurt bir resim atmış idi. Devlet Bahçeli'nin tekrar makamda olduğunu ve görev başında olduğunu vurgulamak adına. Evet, sevgili Hikmet Yaşar epeydir bize mesaj yazmıyordu. Devamsızlık yapan sürekli izleyicilerimizden bir tanesi. Günaydın, kolay gelsin. Yeni yayınınızın hayırlı olsun. Ekranların bir numarası TV52 demiş Hikmet abi. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol. Ve olmayacak duaya amin denmez diyerek umudu kırmayın kimsenin. Umudu var eden ve duaları kabul eden etmeyecek olan da Allah'tır. Dualarımızın kabul olduğu bir gün olur inşallah. Gününüz aydın olsun demiş sevgili Levent kardeşim. Ona da kolay gelsin. Selamlar, sevgiler, saygılar. Sevgili izleyiciler, TV52'de Yeni Gün programı devam ediyor ve mahalli gazetelerimizi okumaya devam edelim hızlı bir şekilde. Kışlık bakımlar önemli demiş sevgili Arslan Soy'dan. Bugün gelseydi kendisiyle canlı yayında sohbet edecektik ama yarın sabaha bıraktık. Sevgili
Arslan Soy'dan. Bakın tam şu anda kireç ve gübrenin atılması gerekiyor. Bahçe bakımının doğru yapılması gerekiyor. O yüzden lütfen diyor ziraat odalarına gidin, yetkililerden doğru bilgileri alınız diyor. Ve Altınordu Belediye Başkanı sevgili Aşkın Tören, pekmez kaynatan bir aileye misafir oldu demişler. Başkan Tören pekmez kaynattı diye de başlık atmış haberci arkadaşlarımız. Ve Çinli misafirlerini ağırlayan AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yedi Yıldız, Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen misafirlerini ağırlamış efendim. Umarım bir günde biz kendisini burada ağırlarız. Ben zaman zaman sevgili Şenel Hoca ile ilgili, yani STK başkanıyken çok daha fazla görüşürdük ama umarım bir gün bizleri de ağırlar efendim. Biz de onu ağırlarız burada. Selamlar, sevgiler, saygılar diyelim. Evet, bir diğer gazetemizle devam edelim hızlı bir şekilde. Ordu Olay Gazetesi böyle kalsın Sefat. Ben birkaç haber rica edeceğim senden. Ben buraya geçici gelmedim diyen Mehmet Hilmi Güler'in açıklamasına yer vermiş ve bakın Korgan'la ilgili bir haber var. Korgan'da çok katlı konut tartışması demişler. O haberi bir yakınlaşalım Sefat'cığım. Evet, Korgan Belediyesi'nde hazırlanan kat artışı ve okul alanlarının konut alanına dönüştürülmesini teklif eden 1/1000'lik ölçekli revizyon uygulaması imar planı Meclis İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından uygun görülmedi. Komisyonun kararı Belediye Başkanı Tuncay Kiraz'ın tepkisine neden oldu diyor. Evet, Korgan son dönemde Tuncay Kiraz'la birlikte eleştirenler de var, beğenenler de var, beğenmeyenler de var ama onunla birlikte bir vizyona ve farklı bir çehreye kavuşmak üzere. Tabii bunu yaparken de çeşitli sıkıntılar yaşanıyor. Başarıya giden yolda mutlaka zorluklarla karşılaşabiliyor. Evet, kadın şiddeti iktidar isterse, kadına şiddeti iktidar isterse bitirir diyen avukat Sema Kendirici'nin özel açıklaması diyorlar. Evet, Türkiye Kadınlar Birliği Genel Başkanı avukat Sema Kendirici Uğurman, kadın cinayetleri ve şiddetin önüne geçilebilmesi için siyasi iktidarın kararlı bir politikayı hayata geçirmesi gerektiğine dikkat çekerek, siyasi iktidar kadını birey olarak görmüyor, bir kutsal aile modeli yaratmaya çalışıyor. O yüzden iktidar önlemek ister ise önler diyor. Haber Ordu Olay Gazetesi'nde, Olay Gazetesi'ndeki arkadaşlarımızı da kutluyorum. Yine farklı, özel sıra dışı bir habere imza atmışlar. Evet, bir diğer gazete, aynı gazeteyle devam edelim. Evet, elinizi yıkayın. Bakın, uzman doktor Zafer Ünal, habere biraz yakınlaşalım. El yıkaması ile ilgili olarak, başta soğuk algınlığı olmak üzere grip, ishal ve zatüre gibi birçok solunum yolu enfeksiyonu etkileri olan zararlı mikropların bulaşmasını önlemek için en basit ve en etkili yöntemin el yıkaması olduğunu söylüyor. Ellerinizi mutlaka yıkamanız gerekiyor diyor uzmanlar. Evet, Perşembe piknikte buluştu diyor bir başka haber. Yine Ordu Olay Gazetesi'nin birinci sayfasında. Bir diğer gazetemize geçelim Sefat'tan rica edelim. Evet, Tribün Gazetesi de ya ben zaman zaman gazeteci arkadaşlarıma buradan eleştiri getiriyorum ama Ordu'daki gündem de bazen görüyorsunuz tıkanıyor. Bütün mali gazetelerimizde benzer haberler var. Sayın Hilmi Güler'in açıklaması biraz önce vardı. İşte yoklama kaçağı kontrolü yapıldı. Bütün gazetelerimizde vardı. Gazilerden harekete destek, trafik kontrolü yapıldı. Ekip göreve hazır, işbirliği protokolü imzalandı. Bunlar aşağı yukarı benzer haberler. Farklı özel haberleri olanları da daha fazla ön plana çıkarmaya çalışalım. Günaydın Akın Bey, selam. Tüm hemşehrilerimize spora devam eden, spora devam demiş bu arada. Kolay gelsin Kenan abi. Biraz ihtiyacın var spora, haberin olsun. Perşembeden sonra birlikte yürüyüş yapabiliriz İstanbul'da. A milli takımımızı tebrik ediyorum ve her konuda başarılı Türkiye'mize ve tabii ki askerlerimize de selam olsun demiş. Eyvallah, sağ olun, var olun. Evet sevgili izleyiciler, mahalli gazetelerimizin yavaş yavaş sonuna gelmeye başladık.
Hangi gazetemiz var sırada? Vizyon gazetesi. Aşağı yukarı aynı haberler. Gölete düştü. Evet, o haberde ne diyor? Üzücü bir haber. Bir vatandaşımızla ilgili bir haber Ordu Vizyon gazetesinin sağ alt köşesinde. Aybastı ilçesinde maalesef gölete düşen vatandaş hayatını kaybetmiş. Evet, kamyonetiyle Aybastı'da bu amcamız, üzücü bir haber. Allah rahmet eylesin. Aybastı'ya da, Aybastılara da başınız sağ olsun diyelim. Evet, çapraz denetimle yakalandılar. Ordu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon İl ve İlçe Müdürlükleri Gıda Kontrol Ekipleri tarafından il genelinde çapraz gıda denetimi yapıldı. İlimizde gıda zincirinin tüm aşamalarındaki tüketici sağlığının en üst seviyede korunması ve güvenli gıdaya erişim sağlanması için mücadelemiz devam ediyor demişler. Teşekkür ediyoruz sıradaki haberimizle. Evet, yanlışa dur diyelim. Kim demiş yanlışa dur diyelim açıklamasını yapan kim olmuş bakalım. Evet, sevgili Bahadır Baş, bakın o da önemli bir konuyla ilgili bir açıklama yapmış. Ekip 52'den zorlu eğitim demişler ve bir diğer gazetemize hızlı bir şekilde geçelim. Yavaş yavaş gazetelerimizi bitirelim. Hep aşağı yukarı aynı haberler var. Sefattan rica edelim. Ve son gazetemizde sadece 28 palamut sattım. Evet, bakın özel haber Ünyekent gazetesinin, kim demiş bu ifadeyi kullanan, sezon başından bu yana tezgahlarına palamut koyamadıklarını belirten balıkçı esnafı Ufuk'tan Taslı, her yıl az ya da çok palamut olur, biz de satardık ama bu sene yok, satamıyoruz demiş. Ufuk'tan Taslı sezon başından bu yana sadece 28 palamut sattığını belirterek, 20 yıllık meslek hayatımda ilk kez böyle bir durumla karşılaştım ifadesine yer veriyor. Umarım satışlarınız ve kazancınız bol olur. Esnaf arkadaşlarımız bizim için önemli. Evet, Fatsa gözden çıkartılmış diye bir haber var. Deniz dolgusu yanlış planlandı diye bir başka haber de iç sayfada yer almakta. Bu haberleri de mutlaka Ünye'deki vatandaşlarımız Ünye Kent gazetesini alarak almalı, okumalı diyelim. Evet, milli eğitim okullarında ağız sağlığı rutin uygulaması mutlaka yapılmalı. Çünkü çocukların diş bakımına yönlendirilmesini istiyoruz demişler. Okullardaki çocuklarda çürük ve ağız ağrısı olan çok fazla evladımız olduğunu duyuyoruz demiş bir başka izleyicimiz de. Teşekkür ediyoruz kendilerine katkılarından dolayı. Evet, saatler 09.15'i gösteriyor. Şimdi bugün ordu görüntüsü gösterdik sizlere ama yine bir ordulu sanatçıyla devam edelim. Şöyle bir biz de bir soluklanalım, bir nefes alalım. Sevgili Sefat, geçtiğimiz günlerde birçok ordulu sanatçının klibini yayınlıyorduk. Soner Şensoy, o da sevgili Muzaffer Şensoy'un kardeşi, bizimle birlikte 20 yıldır mesai veren, şimdi de kardeş kuruluşumuz Yeni Gün Gazetesi'nde yazı işleri müdürlüğü yapan sevgili Muzaffer Şensoy'un başarılı kardeşi Soner Şensoy, geçtiğimiz sene sonlarına doğru çok güzel bir klip çıkardı. Klibini de başarıyla çekti. Biz de zaman zaman ordu sanatçılarımıza yer verirken onunla Müslüm Gürses'e benzeyen tok sesinden bu güzel eseri, Sefat hazır olduğunda tamam, Soner kardeşimizin bu güzel klibiyle sizleri baş başa bırakalım. Hayallerimde yine sen, güneş gibi beliren, bir umutla beklenen kara gülüm yine sen. Hayallerimde yine sen, güneş gibi beliren, bir umutla beklenen kara gülüm yine sen. Olmuyor gülüm, olmuyor, sensizlik bana gelmiyor. Kara belirsiz ah geceler, sen olmayınca çekilmiyor. Olmuyor gülüm, olmuyor,
sensizlik bana gelmiyor. Kara bilir sizah geceler, sen olmayınca çekilmiyor. Hayatım senin, kalbim aşkım senin. Son arzum yine sen, yine sensin bir tanem. Şu an hayatım senin, kalbim aşkım senin. Son arzum yine sen, yine sensin bir tanem. Olmuyor gülüm, olmuyor. Sensizlik bana gelmiyor. Kara belirsiz ah geceler, sen olmayınca çekilmiyor. Olmuyor gülüm, olmuyor. Sensizlik bana gelmiyor. Kara belirsiz ah geceler, sen olmayınca çekilmiyor. Seni hep pencerede düşünüyorum, perdenin arkasında. Duyabilmem için müziği açıp bangır bangır dinlediğini hissediyorum. Ve kulaklarımda dinlediğin o müziğin melodisi çınlıyor istemesem de. İstemiyorum. Çünkü duydukça seni hatırlıyorum. Hatırladıkça seni özlüyorum. Özlüyorum aşkım. Çünkü seni seviyorum. Olmuyor gülüm, olmuyor. Sensizlik bana gelmiyor. Kara belirsiz ah geceler, sen olmayınca çekilmiyor. Olmuyor gülüm, olmuyor. Sensizlik bana gelmiyor. Kara bilirsiniz ah geceler, sen olmayınca çekilmiyor. Olmuyor gülüm, olmuyor. Sensizlik bana gelmiyor. Kara bilirsiniz ah geceler, sen olmayınca çekilmiyor. Olmuyor gülüm, olmuyor. Sensizlik bana gelmiyor. Kara belirsiz ah gecene, sen olmayınca çekilmiyor. Ordu burada, İstanbul'da. Yemyeşil yaylaları, masmavi denizi ve sahili, yöresel lezzetleriyle Türkiye'nin en çok fındık, bal ve kivi üretilen Karadeniz'in çağdaş kenti Ordu burada, İstanbul'da. Dokuzuncusu düzenlenen Ordu günleriyle yeşil, mavi ve fındığın başkenti Ordu İstanbul'a geliyor. 4 gün boyunca konser, tiyatro, halk oyunları ve birbirinden renkli yarışmalar. Sizleri de 17-20 Ekim tarihleri arası Yeni Kapı etkinlik alanındaki bu büyük buluşmaya bekliyoruz. Ordu Dernekler Federasyonu. Evet, biz de Yeni Kapı'da olacağız. Bunu sık sık dile getirdik. Söylemeye de devam ediyoruz. Perşembe günü saat 2'de Ordu Tanıtım Günleri başlıyor. İstanbul'da ve Marmara bölgesinde yaşayan tüm hemşehrilerimize bir kere daha duyurulur diyelim. Ordu Tanıtım Günleri'ne bekliyoruz sizleri. Orduları ve getirecekleri misafirleri. Buradaki amaç ordunun tanıtılması. O yüzden her İstanbul'da yaşayan vatandaşımız, hemşehrimiz bir iki misafirini de oraya getirirse eminim ki daha güzel olacak. Erdal Öztürk, Ankara'dan selamlar, sevgiler. Ordu'ya ve turna suyuna selam olsun demiş. Raif Özkan, selamlar, Erzurum'dan izliyoruz demiş. Erzurum'a da selam olsun, Dadaşlar diyarına. Çok teşekkür ediyoruz efendim. WhatsApp ihbar hattına gelen onlarca mesajınız var, hiç merak etmeyin. Haberle ilgili olan kısmı biraz önce arkadaşlarımızla kendi aramızda değerlendiriyoruz ve mutlaka arkadaşlarımız geri dönüş yapıyorlar size. Biraz önce Levent kardeşimin yazdığı konuyu, bence bu okullardaki ağız ve diş sağlığı ile ilgili olan uygulamayı bir kere daha bakmak gerektiğini düşünüyoruz. Sevgili Mehmet Cun, selamlar güzel orduya ve güzel insanlarımıza demiş. Gökhan Ekere, Gökhan kardeşime selamlar. Sevgili Özay Ateş, Fatsa'dan gün aydın demiş. Evet, gün aydı, başladı, devam ediyor. Gökhan, Türk bayraklarıyla dolu bir
resim göndermiş bize. Sevgili Ahmet Özdamar, Ahmet abi kolay gelsin, günaydın, iyi yayınlar diliyoruz. Bu arada Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin önüne şu anda bayraklar asıldı. Türk bayrakları, her taraflara asılan bayraklar Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin önüne. Biraz geç de olsa daha önceden asılmalıydı bence. Şu anda asıldı, süslendi. Teşekkür ediyoruz emeği geçen herkese. Sağ olun, var olun. Sevgili dostlarımız, arkadaşlarımız, bugün haber merkezindeki arkadaşlarımız Yücel Binicioğlu ile ilgili, bu bayrak asma ile ilgili bir haber hazırlamışlardı. Dün akşam haber girecekti. Bugün tekrar bir röportaj yapacaklar. Bu bayrak asma ile ilgili sevgili Yücel Binicioğlu kardeşimiz Afrin'e gitti. Şırnak'a gitti. Sonra o Diyarbakır'daki annelere destek vermek üzere bütün tırlarıyla Türk bayrakları dağıttı. 15 Temmuz'da ve ondan sonrasındaki birçok olayda yaptığı bayrak ve millet sevdası ile ilgili çok özel, çok böyle yoğun bir eylem ve hareket planı haber merkezindeki arkadaşlarımız tarafından değerlendirildi. Bu akşam da bu haberi size izleteceğiz. Bunu da hatırlatalım diyoruz. Evet sevgili izleyiciler, bugün programı biraz erken bitireceğiz. Sizlerden erken ayrılmak durumundayız. Bugünkü konuk köşemizde sevgili Arslan Soydan bizlerle birlikte olacaktı ama özel bir işi sebebiyle il dışına çıkması gerekmiş. Yarın sabah saat 08'de kendisini konuk alacağız. Bugünlük Yeni Gün programı burada sona eriyor. Yarın saatler 07'yi gösterdiğinde yine sizlerle birlikte olana dek kendinize çok ama çok iyi bakın diyoruz. Görüşmek üzere efendim.